Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda Galatasaray'ımız ile 4. sezon transferlerini yapacağız. Dünya Kulüpler Şampiyonası var, o maçları yapmaya çalışacağız. Aynı zamanda Türkiye Milli Takımı ile de 2 tane Çek Cumhuriyeti maçı var. Dünya Kupası elemeleri, grup karşılaşmaları var, onları oynayacağız. En son yapmış olduğumuz canlı yayında biliyorsunuz bir Paris Saint Germain hezimeti yaşadık Şampiyonlar Ligi'nde. Gerekli dersleri çıkarttığımı düşünüyorum. Ona göre transfer hamlelerimizi yapacağız. Hatta canlı yayın videosunda da 3 transfer gelişmesi olmuştu. Onları kısaca bir göz atalım arkadaşlar. Daha sonra milli takım maçlarına geçelim. Gelen oyuncular, evet, daha 2 tane oyuncuya sözleşme sunduk arkadaşlar. Mamardaşvili Valencia'nın kalecisine, Gürcü kalecisine sözleşmeyi sunduk. Bekliyoruz, cevap bekliyoruz. İyi bir kaleci bana kalırsa gözlemci raporu çok iyi, harika bir transfer olur. Maliyeti de uygun. Yapmış olduğumuz transfer teklifi 10,5 milyon euro, 5,5 milyon euro cash, 5'te 6, 6 ay taksit olmak üzere. Aston Villa'nın da bir teklifi var. Bakalım kimi tercih edecek Gürcü kaleci, bekliyoruz ama özellik anlamında beni tatmin etti. Aynı zamanda daha yaşı 24 arkadaşlar. İleriki zamanlarda bize ciddi bir bonservis geliri de getirebilir. Bir diğer isim arkadaşlar, sözleşme verdik, bekliyoruz. Fran Garcia Vallecano'nun sol bek oyuncusu. 4 artık biliyorsunuz Arda Güler transferi resmileşti. Arda Güler Galatasaray'ımıza katıldığı için taktiksel anlamda ondan daha fazla verim elde etmek adına takımı Arda Güler etrafında kuracağız ve bir 4-2-3-1'e geçeceğiz. 4-2-3-1'e geçtiğimiz zamansa savunmada özellikle geçiş hücumu yemememiz açısından beklerim, merkez orta sahalarım ve stoperlerin hızları, yani fiziksel özellikleri bana kalırsa çok önemli. Çok önem arz ediyor ve fiziksel özellikler bakımından da Fran Garcia benim isteklerimi karşılıyor. Teknik olarak da hiç fena değil. Yaşı 25. Yaptığımız teklif arkadaşlar 22,5 milyon euro. Şu an bizden başka kulübün bir teklifi yok. Bir an önce bu transferi sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Çünkü peşince çok ciddi takımlar var. Inter, Juventus, Napoli, Leipzig, Tottenham gibi takımlar var. Bir an önce netleştirmemiz gerekiyor bu transferi. Ve resmi leşen bir transfer Arda Güler transferi arkadaşlar. Evet, Arda Güler Galatasaray'ımızda. Açıkçası gözlemci gönderdiğimizde kendisinin tercihi şu yöndeydi. Ezeli rekabetten dolayı Fenerbahçe'den Galatasaray'a gitmek istemiyorum tarzındaydı. Ama bir sözleşme çıkış maddesi vardı. 30 milyon euro cash verdik. Görüştük. Eğer daha cazip bir teklife başka takıma giderim dese de başka bir teklif alamadı ve Galatasaray'ımıza geldi. Şöyle bir avantajımız olacak Arda Güler'le ilgili olarak. Hem Galatasaray kariyerimizde kullanacağız hem de milli takım kariyerimizde kullanacağımızdan arkadaşlar, iki kariyerde de ortak özelliklerle birlikte Arda'yı geliştirmeye çalışacağız. Yani iki kariyerde de 4-2-3-1 kullanacağız bir nevi ve çevresindeki oyuncuları da Arda Güler'e göre monte edeceğiz takıma. Şimdi bu bir transfer resmileşti. İki transferin olmasını bekliyoruz. Aynı zamanda gelecek iki tane de genç oyuncu var. Biliyorsunuz geçtiğimiz sezon Ocak transfer döneminde almıştık. Marvin Vatiu, sağ ayaklı sol iç stoper arkadaşlar. Pardon, özür diliyorum. Sağ ayaklı sağ iç stoper. Fena değil. Gelecek adına müthiş bir transfer olur. Gözlemci raporu var. Janti bir abimiz, görüyorsunuz saç kesimi falan harika. Gelişime muhtaç bir profil. Bunu çok açık ve yüreklilikle söyleyeyim. 17 yaşında da. O gelince bir kiralık hamlesiyle gelişimini takip edeceğiz. Bir diğer isim ise Mamadou Fofana. Mamadou Fofana da forvet oyuncusu. Bitiricilik 17 arkadaşlar. Kafa vuruşu 12, daha yaşı 17 bu arkadaşın. Fiziksel olarak yeterli mi? Değil yeterli olarak. Zihinsel olarak da yeterli değil. Onu da aynı şekilde kiralayıp gelişimini takip edip önümüzdeki senelerde Galatasaray kariyerimize kullanmayı planlıyorum. Şimdi transferlere Galatasaray'da devam edeceğiz ama milli takımla 2 maç var. Hangi maçları oynayacağız? Şimdi başlayacağımız maçlarda Çek Cumhuriyeti deplasmanına gideceğiz ve Çek Cumhuriyeti'ni kendi sahamızda ağırlayacağız. İlk maçta Azerbaycan'ın grup elemeleri maçında, ilk Dünya Kupası elemeleri maçında ilk maçta Azerbaycan'ı tek golle geçmiştik. Puan tablosunda İtalya lider, Türkiye'miz ikinci, Çek Cumhuriyeti üçüncü sırada, Bulgaristan 4, Azerbaycan 5. sırada. Çek Cumhuriyeti ikincilik için direkt rakibimiz. Bunun altını çizelim. O yüzden bu iki karşılaşma çok önemli. Haydi bakalım yavaş yavaş maça geçelim arkadaşlar. İlk 11'i ben hazırladım. Uğurcan, Eren, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Kerem, Arda, Yunus ve Enes Ünal'ı ilk 11 ile geçeceğiz. Dediğim gibi Galatasaray ile aynı taktiksel dizilişi kullanacağız. Ufak tefek oyun anlayışında değişiklikler olabilir ama genel hatlarıyla Arda üzerine kurulmuş bir taktik anlayışı izleyeceğiz. Hem Galatasaray hem de milli takım kariyerimizde. Haydi bakalım, haydi bakalım. Önemli maç. Deplasmanda bir puan bile kötü değil arkadaşlar. Çek Cumhuriyeti deplasmanında. Şike dikkat etmemiz lazım. Yani tam olarak milli takımda şu ana kadar ki istediğimiz performansı sergileyemedik. Bunu çok net kabul ediyorum.
Ama daha yolun başındayız. Milli takım kariyerimiz daha yeni başladı. Bir Avrupa Uluslar Ligi macerası geçirdik. Orada da zamanla oturtacağımızı düşünüyorum bazı şeyleri. Evet, karşılaşma başladı. Vurduğumuz gol, yediğimiz ofsayt olsun diyoruz. 18 derece bir hava sıcaklığı. Yaklaşık 16 bin seyirci var an itibariyle Çekya'da. Çek Cumhuriyeti değil aslında, Çekya. Evet, ilk 16 dakika çok iyi geçmedi takımımız adına. Şimdi bir duran top. Orkun Kökçü ortaladı. Merih Demiral kafayı vurdu dışarıya. Hücum anlamında biraz etkisiz olduğumuzu söyleyebilirim. Yani pozisyon vermedik rakibe, topa daha sahip olduk. İsabetli pas yüzdemiz benim beklentimin çok altında. %78 hep bahsediyorum. %85'in altında oynamaması lazım büyük takımların isabetli pas yüzdesinde. Çünkü direkt kalenizde geçiş hücumu görebiliyorsunuz. Şimdi Eren, ama sabır göstereceğiz. Sabır. Şimdi Galatasaray'da da aynı şey olacak. Yani yeni bir taktiksel anlayışa geçeceğiz. 4-2-3-1'e döneceğiz. Sezon başında özellikle ilk 15 hafta zorlanabiliriz. Şimdi Mert Müldür çok güzel attı. Mert Müldür çok güzel attı. Maçın 33. dakikasında 1-0 öne geçiyoruz. Çekya deplasmanında. Çek Cumhuriyeti demiyorum, Çekya. Gerçekten güzel bir gol arkadaşlar. Mert Müldür'ün golüyle 1-0 öndeyiz. Yunus Akgün çıkartıyor. İyi bir bek desteği. Sert vuruyor, darbeli vuruyor ve topu filelere gönderiyor. Mert Müldür Galatasaray kararımı almıyorum. Almama sebebim kalitesin değil. Açıkçası tam tersi, çok kaliteli ve Türk pasaportlu. Ama daha geçmiş kariyerlerimizde, futbol menajer serilerinde Mert Müldür'le çok oynadık. Farklı şeyler, isimler üzerinde duruyorum. Şimdi orta geldi. Merih çıkarttı. Çağlar faul yapma. Barabek. Bir orta daha arkadaşlar. Yine çıkarttık. Yine çıkarttık. Yunus alamadı. Kral. Alex Kral. Çok güzel bir isim değil mi? Çok kral bir isim. Alex Kral. Seluska. Seluska hala yaşıyor musun sen ya? Novak. Kerni iyi oyuncudur. Kerni'yi bilirsiniz. Çok tehlike. Çok tehlike arkadaşlar. Jankto. Udinese'den biliyorum ben onu. Skoru 1-1'e getirdi. Dakika 40. İlk etkili atan da golü buldu. Çekya. Bakın Seluska. Barabek. Novak. Kerni. İyi çeviriyor içeriye. Eren pozisyonu kaybediyor. Uğurcan'ın da yapabileceği çok fazla bir şey yok. Tertemiz bir ayak içi plase. Kaptan. Kaptan aynı zamanda. Evet, kötü bir ilk yarı. Kötü bir ilk yarı. Ufak tefek değişiklikler yapacağız. Özellikle Arda'nın performansı şu an için yeterli değil. 6.4 ile oynuyor. Kerem çok kötü. 6.7 ile oynuyor Arda. Pardon, Kerem 6.4 ile oynuyor. Şimdi iyi pas. Orkun Kökçü 2-1. Enes Ünal getirdi. Orkun attı. Orkun'la Galatasaray'la da ilgili olarak bir gelişme olabilir arkadaşlar. Bir tek dezavantajımız var. İstenen bonservis bedeli 40 milyon euro çocuk. Ciddi bir meblağ. Yoksa Orkun'u isterim merkez orta sahaya. Yani şimdi Arda üstünde bir dizayn kuracağımız için Galatasaray kararını, Arda'nın çevresini gerçekten özellikle merkez orta sahaya 4-2-3-1'de çok fiziksel ve güçlü tutmamız lazım. Ve aynı zamanda çok saçma diyeceksiniz ama ben ülkesine bile dikkat edeceğim. Disiplinli olmasına özen göstereceğim. Evet, kötü bir ilk yarı oynadık. İyi bir ilk yarı oynamadık. Rakibin 9 şut 2 isabet 1.14 gol beklentisi var ama tek golleri var. Bizim 6 şut 2 isabet 0.53 gol beklentisinden 2 golümüz var. Aslında alışık olmadığımız bir tablo diyebilirim. Evet, şöyle elleri kenetleyelim. Gösterdiğiniz performanstan memnunum diyeceğim ama bir soyunma odasına gideceğim. Çok da memnun olduğumu söyleyemem arkadaşlar. Çok da memnun olduğumu söyleyemem. Şöyle bir bakalım. Ne diyelim? Rakibi kanatlardan oynamaya zorlayalım biraz. Daha sık, daha ileride savun yapmayacağım. Birazcık daha tempoyu yüksek tutacağım. İkinci golü bir an önce bulmak istiyorum. Şu an Kerem Aktürkoğlu çok kötü. Kerem'in yerine orada Hakan Çalhanoğlu'nu da kullanabiliriz sol tarafta. Hakan orada en azından duran topları canlandırabilir. Sağda kalsın, varlığı yetebilir. Evet, dakikalar 53. Çok kötü hücum performansımız var ama tabelada üstünlüğümüz var. Şimdi orta geldi. Novak indirdi arkadaşlar. Savunmamız çıkarttı ve Hakan Çalhanoğlu ile bir geçiş hücumu yakaladık. Hakan götürüyor. At oğlum. At da Orkun Kökçü. Güzel geldik. Orkun. Orkun. Janko araya çok tertemiz girdi. Tertemiz girdi. Şimdi kaleciye doğru. Brabek. Savunmadan çıkartmayalım. Uzun topa zorladık. Salih. Ah Salih diyecektim. Çağlar çok güzel girdi araya. Şimdi bir güzel bir hücum geliyor arkadaşlar. Arda Güler ceza sahası içinde Arda attı. Arda attı. Cimbom'un yeni çocuğu attı 3-1. Tertemiz bitirdi arkadaşlar. Tertemiz bitirdi. 3-1. Çekya'da 3-1 öndeyiz. Yalnız burada golde Çağlar Soyuncu'nun da kademesinin çok önemi var. Hakan güzel bırakıyor. Enes tek top oynuyor. Ve Arda tertemiz bırakıyor. Tertemiz bırakıyor gerçekten. Zor bir gol vuruşu yakın mesafeden.
Evet, şuradan bir süpersiniz diyelim. Şuradan talimatlardan biraz tempoyu düşüreceğim arkadaşlar. Artık beklerim de çok ileri çıkmasına gerek yok. Haydi bakalım. Dakikalar 67. Bir oyuncu değişikliği yapalım arkadaşlar. Arda Güler'i alacağım. Arda Güler yerine Halil Dervişoğlu'nu kullanabiliriz. Yunus Akgün yerine de yok, Yunus Akgün'ü çıkartmayalım. Çok sakat var, o yüzden yedeklerim çok kaliteli değil. Onun altını çizelim. Çok sakat var. Haydi bakalım. Şimdi Holes. Brablek. Pavelka. Uzun bir top geldi. Sol tarafta Körner hareketlendi. Zeki çok güzel kademeye girdi. Salih Özcan. Yunus Akgün. Yunus. Hakan Çalhanoğlu. Hakan sol taraftan driblingi çok etkili olan bir oyuncu olmamasına rağmen iyi topu sürdü. Ama bir top kaybı geliyor orada. Şimdi Pavelka pres yaparsak rakibe topu kaptırabiliriz. İyi çıktılar. Körner geliyor. Zeki orada müdahale et oğlum. Güzel çıkarttı Patrick Schick. Şimdi yine aynı golü yedik. Yine aynı golü yedik. İlk golün aynısını yedik. Körner'in ortasında Janko'nun golü. Ne yazık ki skor 3-2 oldu. Aynı gol, birebir aynı gol. Şikin arapası, Zeki kademeye giremiyor. Körner ceza sahasının içine çıkartıyor. Penaltı noktasına yakın bir mesafeden Janko ikinci golünü attı. 3-2 oldu, evet. Skor çok istediğimiz gibi değil arkadaşlar. Biraz tempoyu çok çok savunmaya geçmek bizim işimize yaramıyor. Genlerimizde yok. Genlerimizde yok. Ama yine kazanmak önemli. Hatta bir puan bile ikincilik için önemliydi bizim için bu deplasmanda. Kazanırsak çok iyi olacak. Gerçekten çok iyi olacak. Evet, elimizdeki maçı da kazanırsak bundan sonraki maçı Çekya maçlarına 2-6 puan direkt rakibimiz İtalya diyebiliriz. Evet, dakikalar 90 artı 3'e geldik. Evet, kazandık. Çok mu iyi oynadık? Hayır, çok iyi oynamadık arkadaşlar. 13'lük 4 isabet, 1.37 gol beklentisinden Mert Orkun ve Arda Güler gollerini çıkarttık. 11'lük 4 isabet, 1.90 gol beklentisi, çok gol beklentisi verdik. 2 Janko golü var. Mert Müldür 8.1 ile maçın en iyisi. Orkun 7.7, Salih 7, Enes Ünal 7.9 ve Arda Güler 7.3 ile oynadılar. Savunmam kötüydü arkadaşlar. Stoperler hem Meri 6.5, Çağlar 6.4, Uğurcan da en kötü milli takım maçlarından birini çıkarttı bizim kariyerimizde. 6.4 ile oynadı. Evet, elleri kenetleyelim. Güzel galibiyet beyler. Bu takımla yapacağımız diğer maçta da aynı performansı bekliyoruz diyoruz. Ve puan tablosuna şimdi bakacağız arkadaşlar. Diğer maçlar oynanmış mı? Evet, İtalya kazanmış. 2 maçta 6 puan yapıyor. Milli takımımız 2 maç 6. Bulgaristan 2 maç 3. Çek Cumhuriyeti 3 maç 3. Ve Azerbaycan'ın 3 maçta puanı yok. Güzel. Kazanmak önemli. Kazanmak önemli. Şimdi direkt Çek Cumhuriyeti maçına gideceğiz. O maçı bitirdikten sonra Galatasaray'daki transferlere yoğunlaşacağız dostlar. Gelen bu arada tabii ki oyuncuların da gelmesini bekliyoruz. Hem Gürcü kaleci hem de Fran Garcia sol bek, bakalım. İnşallah o transferleri hallederiz, yoksa yine sıkıntı yaşayabiliriz. Evet, Arda ilk golünü attı bu arada milli takım kariyerindeki. Ya yani bir de şu Dünya Kulüpler Şampiyonası grup aşaması maçları falan var. Yani o da biraz sıkıntı yaratacak bize. Çünkü ciddi oyuncu satışı yapmayı planlıyorum. Şu an kendisine ilgilenilmeyen ama kadroda düşünmediğim oyuncuları transfer listesine koyacağım. Ama kendisine ilgi olan ve düşünmediğimiz oyuncuları transfer listesine koyup pazarlık gücümü düşürmek istemiyorum. Mesela Dest. Kesinlikle düşünmüyorum kadroda son maçlardaki performansından dolayı ama şu an kendisine zaten ilgi var. Transfer listesine koymayacağım ama Robert Sanchez transfer listesine girecek. Malinowski çok üzgünüm transfer listesine girecek arkadaşlar. Bir iki oyuncuyu transfer listesine koyarak yollarımızı ayırmayı planlıyorum. Umarım iyi bir transfer geliri elde edebiliriz. Bu arada transfer kullanım yüzdesi için yönetimden bir talepte bulunduk. %70'ti biliyorsunuz. Onun için bakacağız. Evet, bu arada merak ettiğimiz arkadaşlar Galatasaray Avrupa sıralamasında yükselişe geçti. 27 basamak yükseldik, 27. olduk. Çok iyi yükselmişiz. 27. sıraya da gelmişiz arkadaşlar. 27. sıradayız. Önümüzde Tottenham, Napoli, Sporting, Lazio, Bayer Leverkusen, Braga, Atletico Madrid, Milan gibi takımlar var. Lider 1. sırada Bayern Münih, 2 Real Madrid, 3 City, 4 Liverpool ve 5 Manchester United.
Oraya gireceğiz. 3-4 sene içinde oraya girmeyi istiyoruz. Evet, bu arada istediğimiz artışı yapmış transfer bütçesi kullanım yüzdesinde. Eski yüzdemiz %70'ti. Sağ olsun %15 arttırmış, %85'e çekmiş Dursun Başkan. Yani şu demek oluyor. 10 milyon euroyu oyuncu satarken arkadaşlar eskiden 7 milyon euroyu transfer bütçesine eklerken şu an 8,5 milyon euroyu transfer bütçesine ekleyeceğiz. Evet, şu Fran Garcia ve kaleci Mamardaşvili. Çok güzel bir isim değil mi? Mamar deriz buna, biz ona. Mamar diyelim. Transferleri de olursa çok güzel olacak. Hakikaten çok güzel olacak. Özellikle Fran Garcia çok önemli bizim için. Fran Garcia sol bek çok içime sindi. Evet, çok ciddi bir bonservis vereceğiz. 22,5 milyon euro az bir para değil. Cash verdik bir de arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Kaliteye artık para edecek. Yani kaliteye erişmek için paradan kaçınmayacağız. İki transfer Arda ve Fran Garcia transferleri olursa kasamızdan ilk defa uzun bir aradan sonra belki de 52,5 milyon euro gibi bedel çıkacak. Hep taksitle yapıyorduk biz transferleri. Ciddi bir meblağ, ciddi bir meblağ. Evet, şimdi Çek Cumhuriyeti'ni kendi sahamızda ağırlayacağız. Yani dediğim gibi kazanırsak harika bir başlangıç olacak. Dünya Kupası elemelerine milli takım ile 3 maç 9 puan tertemiz olur ve direkt İtalya'yı rakibimiz olarak belirleyeceğiz. Şeyi bilmiyorum. En iyi ikinciler playoff oynuyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Onun altını çizeyim. Sonra beni gömmeyin. Haydi bakalım. Evet, bu arada Arda transferi açıklandı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz Arda transferini arkadaşlar. Artık Galatasaray'ımızın 10 numarası Arda Güler olacak. Piyasa değeri 60-69 milyon euro arasına kadar da çıktı. Çok iyi özellikler abi. Bu arada bu adama kurulur yani takım. Şöyle antrenman yapacağım ama yapamıyoruz. Ekstra antrenman onu şeyde ayarlayacağız. Şu an yoğunluk seviyesini ayarlayamıyorum. Milli takım kampında olduğu için ve tatilde olduğu için. Yunus Arda'yı karşıla bakalım. Evet, yeni havaalanı personelimiz Yunus Akgün arkadaşlar. Transfer rekorunu da kırdık böylelikle. Evet, Dünya Kupası şampiyonası maçları da hazırlandı Galatasaray'la. Yani Dünya Kulüpler Şampiyonası'na gideceğiz. Biliyorsunuz final oynayan takım oraya gitme hakkı kazanıyor. Hiçbir iyi bir turnuva değil bizim için. Onun altını çizeyim. Çünkü daha transferlerimizi yapmadık. Eksik takımla gideceğiz oraya. Sıkıntı. Büyük takımlarla oynayacağız. Ciddi sıkıntı. Bir nevi hazırlık maçları. Yine o maçları oynayacağız aslında bakarsanız. Ama yani çok içime sinen bir turnuva değil. Evet dostlar, şimdi şöyle bir bakalım. Ben bu karşılaşmada Arda'yı korumak adına Hakan Çalhanoğlu'nu oynatacağım. Solda Rıdvan Yılmaz'ı oynatacağım arkadaşlar. Onun haricinde fazla değişiklik yok. Dediğim gibi çok sakatımız var. Çok sakatımız var. Uğurcan, Rıdvan, Merih Çağlar, Mert Müldür, Salih Özcan, Orkun Kerem, Hakan Yunus ve Enes Ünal ilk 11 ile başlayacağız. Tempo yüksek başlayacağım. Topu bir de rakibi kanatlardan zorlayıp daha sık önde savunacağım. İç sahalarda daha sık önde savunabiliriz bence. Öyle bir taktik anlayış belirleyebiliriz 4-2-3'te. Galatasaray'da da iç sahada gegenpress, dış sahada geri pres. Hadi bakalım, yumruğu sıktık. Alacağımız bir galibiyetle ligin zirvesine oturabiliriz. Biz kendimize düşeni yapalım beyler. Diğer maçların sonuçlarına göre bakarız diyeceğim. Ve karşılaşma başlıyor. Vurduğumuz gol, yediğimiz ofsayt olsun diyoruz. Kötü bir oyunla geçtiğimiz maç Çekya'yı yenmiştik. Umarım daha iyi bir oyunla, daha rahat, geleceğe umutla bakabileceğimiz bir oyunla bugün sahadan 3 puanla ayrılırız. An itibariyle ilk 10 dakikada kötü bir başlangıçta yapmadık. Şut denemelerimiz var. Şimdi Enes Ünal. Bıraktı Rıdvan. Bıraktı Kerem Aktürkoğlu. Çok iyi çekti Kerem. Ayak içiyle vurur. Direkten döndü. Sevdiği pozisyonlar Kerem'in bunlar. Top direkten dışarıya çıktı. Kerem Aktürkoğlu. Dakikalarda 15'e geldi. An itibariyle skoru bulamadık. Kaleye bulan isabetli şutumuzun olmaması sıkıntı. 5 isabetsiz şutumuz var. Rakibin 2 şut 1 isabeti var ama şu an gol beklentisinde rakibimizden öndeyiz. Şuradan bir başarabilirsiniz diyelim. Bireysel performansta Enes Ünal kötü arkadaşlar. Takımın en iyisi an itibariyle Yunus Akgün olarak görüyorum. Kerem kötü. İkinci yarıda bir Arda Güler hamlesi yapabiliriz. Hakan Çalhanoğlu sola atıp. Evet, savunma kötü değil ama hücumda bugün üretken olamadık. Şimdi Masapust ortaya yaptı. Kafa vuruşu dışarıya gitti. Evet, kötü bir hücum performansı sergiledik arkadaşlar. Savunmada 0.16 XG verdik rakibe. Çok ciddi bir tehlike değil ama 0.61 XG üretmek iç sahada sorun teşkil ediyor. Yumruğu sıkalım. Beyler artık varınızı yoğunuzu ortaya koyun diyeceğim. Savunma anlamında top rakipteyken herhangi bir değişiklik yapmayacağım ama Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler yapacağım. Şöyle atacağım.
Birazcık da artık bence bekleri ileri atma zamanı. Onun haricinde başka bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Yenemiyorsak yenilmeyeceğiz arkadaşlar. Yani iki maçta Çekya'dan çıkartacağımız ki direkt rakibimiz ikincilik konusunda 4 puan bence önemli. Yani yenilirsek deplasmanda aldığımız galibiyetin hiçbir anlamı kalmıyor. Yalnız bireysel performanslar gerçekten ciddi hayal kırıklığı. Şimdi Hakan Çalhanoğlu ortayı yaptı, savunma çıkarttı. Şikle bir geçiş hücumu şansı. Bunu 4-2-3-1'de çok yaşayacağız. Yapacağımız bir şey yok. Yani geçiş hücumlarını 4-2-3-1'de göreceğiz arkadaşlar. Yani 4-2-3-1 ile birlikte gol yiyeceğiz ama daha fazla atmayı planlayacağız. Ben size söyleyeyim. Hedefimiz gol yememiz mümkün değil. Çok riskli bir taktik yaşadık çünkü Galatasaray kariyerimizde. Hedefimiz yediğimizden fazlasını atmak. Şimdi uzun top. Abi orada aldırma o topu Patrick Şike ya. Abi ne gol attı herif ya. Aldırma o topu abi. Müthiş bir gol yedik. Kaleci degajı asist oldu. Bakın Pavlenka. Şık, güzel first touch. Savunmamız uyuyor. Harika bir gol vuruş. Yani Uğurcan da beklemiyordu. Savunmadan öyle bir hata beklemediği için ileride yakalanmış Uğurcan da. Evet. Kötü bir gol yedik. Kötü bir gol yedik. Kötü oynuyoruz. Artık tempoyu birazcık daha hücum ağırlıklıya geçeceğim arkadaşlar. Şunu Arda'yı gizli forvete yapacağım. Yaklaşsın. Ya da kanat forvet hücum yapacağım. Yok, bunu ofansif oyun kurucu hücumda tutalım. Hücum ağırlıklıya geçtik ve artık daha önde basacağız. Daha önde basacağız. Hadi bakalım. Kötü bir gol yedik. Yani çok kötü bir gol yedik gerçekten. Ama bireysel oyuncu performansı gerçekten hayal kırıklığı. Yedeklerim güçlü değil. Çok sakatlık var. Şu maçtan yani gidişata göre bir puan bile bence altın değerinde şu an. Şimdi alamadık. Pavlenka araya girdik. Halil Dervişoğlu. Halil. Ah be abicim ya. Bu gol kaçar mı Halil'im? İnanılmaz bir gol pozisyonundan yararlanamadık arkadaşlar. İnanılmaz bir gol pozisyonundan yararlanamadık. Dakikalarda 74'e geldi. Yani keşke ilk maçta yenip bu maçta alsaydık diyorum. Kendi sahamızda Çek Cumhuriyeti'ne yenilmek biraz sıkıntı. Hücum anlamında üretememek daha da sıkıntı. Daha da sıkıntı. Ama dedim, geçtiğimiz videoda dedim. Yeni bir oluşum. Hem Galatasaray hem milli takımda 4-2-3-1 ile bu yüzden biraz sabredeceğiz. Şimdi Zilma. Pavlenka. Acayip bir gol yedik ya. Golün dışında da çok net gol pozisyonu verdiğimizi düşünmüyorum ama acayip bir gol yedik yani. Şimdi Orkun. Hakan. Hakan ya. Hakan en iyi özelliği first touch bir aslan parçası. Şimdi Halil araya girdi. Dakika 90 artı 1. Yani bir beraberlik golü çok önemli arkadaşlar bizim için şu an. Şimdi Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan geldi. İyi geldi. Rıdvan iyi bindirdi. Yerden orta. Çok kötü orta. Hakan alamadı. Hakan alamadı. Şimdi bir geçiş hücumu. Patrick Şik. Janko sağ taraftan geliyor. Çek Cumhuriyeti. Kapat önünü oğlum. Oğlum alsana. Ne oldu lan orada? Seviştiler. Resmen bir ufak çapta bir değdirdiler birbirlerine. Şimdi sağ tarafa Yunus'a. Yunus haydi oğlum. Yunus Akgün önemli gol. Önemli gol. 1-1. Resmen orada Rıdvan'la Janko bir ilişkiye girip çıktılar ufak böyle. 5 saniye. Sürtüştüler çıktılar. Evet 1-1. Aferin Rıdvan. Güzel pas. Ya kötü oyunla rakibimize yenilmemek önemli. Güzel vurdu Yunus Akgün. Çok kötü bireysel oyuncu performansı. Buna rağmen bence bir puan almak ki aslına bakarsanız istatistiklerde üstünüz rakibimize karşı. 14 şut 4 isabet 1.60 XG'den tek gol bulduk. Rakibin 11 şut 4 isabet sadece 0.67 XG'si var ve şık golü var. Performanslar kötüydü arkadaşlar. Bireysel performanslarda Yunus Akgün en iyimiz 8.3. Orkun 7 ve Rıdvan Yılmaz 7.2 ile oynadılar. Elleri kenetleyelim. Yani açıkça söyleyeyim iyi bir performans göstermediniz. Bu maçı kazanmamız gerekir diyeceğim. Ya ben beraberliği iyi bakıyorum ama oyunculara bunu lanse etmeyeceğim. Evet şimdi baktığımız zaman İtalya daha maçını oynamamış arkadaşlar. Biz 3 maç 7 puandayız. İtalya 2 maç 6 puanda. Çek Cumhuriyeti 4 maç 4. Bulgaristan 3 maç 3. Azerbaycan 4 maç 3 puanda. Kısacası bu ligde, bu eleme grubunda biz ikinciliğe doğru yürüyoruz gibi gözüküyor. İtalya'yı geçeceğimizi çok tahmin etmiyorum arkadaşlar. Yalan yok. Yani oyun gücü anlamında daha o seviyede değiliz yani. Onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim.
Evet, şimdi milli takım fikstürümüz an itibariyle sonlanıyor. Artık Eylül'de, Eylül 5 Eylül'de Bulgaristan'ı ağırlayacağız. 9 Eylül'de de İtalya deplasmanına geçeceğiz. Artık Galatasaray'a geçiyoruz arkadaşlar. Transferlerle ilgili şöyle bir bakalım, gelen giden var mı? Evet, Fran Garcia ve Mamardaşvili'nin kararlarını bekliyoruz. O kararlar geldikten sonra da artık oyuncularımızı yavaş yavaş transfer listesine koymaya başlayacağız. İlgilenen takımımızla ilgilenen baktığımız zaman Van de Ven satabilirim arkadaşlar. Satabilirim Van de Ven'i. Leicester Porto istiyor. Dest, Chelsea, West Ham, Monaco, Porto, Hertha Berlin istiyor. Dest'i kullanmayacağım. Bakın düşünmüyorum ama transfer listesine koymayacağım. Elim zayıflamasın. Bu arada Eyüp Aydın'ı almamız lazım. Eyüp Aydın'ın 4,8 milyon euro opsiyonu var arkadaşlar. Onu kullanacağız. Onu kullanacağız. Hem Türk statüsü hem de kaliteli bir oyuncu bana kalırsa. Odin'in oğlu Holm gelecek. Odin'in oğlu Torumuz. Tor diyelim biz ona. Orada benziyor gerçekten. Yanakları birazcık sadece tombul. Yani kullanabilirim. Enteresan bir kar. Arda'yla ofansif orta saha merkezde Arda'yla rotasyona sokabilir mi Holm arkadaşlar? Güzel bir profil. Yani kötü bir profil değil. Ve daha 22 yaşında. Ama bize iyi bir bonservis bedeli getirecekse satabilirim de. Malinowski gidecek. Malinowski sözleşme istiyordu biliyorsunuz. Şu an peşinde herhangi birisi yok. Onu birazdan transfer listesine koyacağız. Kerem Aktürkoğlu'na ilgiler var arkadaşlar. Gidebilir. Burnley Almanya istiyor. 25 milyon euro civarı yollayabilirim. Yeri nadir adam düşünüyorum. Yunus Akgün, Mainz, Atletico Madrid, Real Sociedad, Leipzig istiyor. 30 milyon euro, 35 milyon euro yollayabilirim. Dani Malen kiralık, yenilemeyeceğim arkadaşlar. Büyük maç performansları çok düşündürücü. Deniz Undav, Veto, Eren Aydın. Eren Aydın takımın her şeyi zaten. Kaan Ayhan gidecek. Onur Bulut sakatlıktan çıktı biliyorsunuz. 3 aylık bir sakatlıktan çıktı. Artık Onur da buraya kadar. Onur'un da bence iyi verim aldık Onur'dan. Yani artık Onur'la da bence bir yüzü de eskidi, bir değişiklik yapmamız şart gibi gözüküyor. Şu iki oyuncunun transferi bitsin arkadaşlar. Evet, bu arada Eyüp Aydın kabul edildi, zaten opsiyonu vardı. Şöyle bir gelelim. Yıllık Eyüp sana 1 milyon euro yeter oğlum. Bir oturalım masaya. 5 yıllık sözleşme. 1,34 istiyor. Şunları kaldıralım. Bunlar kalksın. 1,45. 3 yıl istiyor. 3 yıl verelim. Tamam. Kabul etmedi. Hı? Oyuncum adına size yaptığımız müzakereyi sona erdiriyorum. Çok enteresan. Çok enteresan. Şaşırtıcı. Opsiyon ne zaman bitiyor acaba? Ona da bakmak lazım. Evet, Sanchez'e transfer teklifi gelecek gibi arkadaşlar. Al Hilal 10,5 milyon euro. İyi rakam. 12 milyon euro falan satarsak iyi olur. Şuradan Rıdvan Yazıcı soru sormuş Al Hilal'le ilgili olarak. Hemen cevaplayalım basına. Kapımız açık diyeceğim. Bu bizim oyuncu için biçtiğimiz değeri karşılayacaksa kapımız açık. En azından mesajı alıp belki teklifi hızlandırabilir. Allah, tam yerine gidiyorsun Sanchez. Bence git Al Hilal abicim. Git. Bence yakışır. 5 gün sonra da maç var bu arada. Dünya Kulüpler Şampiyonası maçına çıkacağız arkadaşlar. Enteresan şekilde. Diğer Avrupa Uluslar Ligi maçları da var. Şampiyonu belli. Yarı finaller oynanıyor Avrupa Uluslar Ligi'nde arkadaşlar. İtalya ile İngiltere karşılaşıyor. Ren Marcao için teklif yapmış. Yani şimdi şöyle bir sıkıntı var. İki oyuncuya kafadan 52,5 milyon euro cash transfer bütçesi harcaması yaptığımız için arkadaşlar biraz zorlanacağız. Oyuncu satışlarımız çok önemli. Yani oyuncu satışlarımızdan şöyle 3-4 oyuncudan minimum bir 60 milyon euro kaldırmazsak istediğimiz takviyeleri yapamama ihtimalimiz de var, söz konusu. Bunun altını çizelim. Arda'yı tanıtmaya gerek yok. Olimpik Lyon Esteves'e teklif yapmış. Ve evet, sağ bek isimlerinden biriydi arkadaşlar. Esteves, Thomas Esteves. Sağ bek olarak Dest'in yerini düşündüğüm oyunculardan biri. 23 yaşındaki Portekiz oyuncu. Fiziksel özellikleri oldukça yeterli. Kafamı karıştıran tek olay zihinsel olarak agresiflik 9, cesaret 9. Yani biraz agresif bir oyuncu değil. Evet, bu arada çok üzücü bir haber. Mamardaşvili arkadaşlar ne yazık ki Aston Villa'ya gidiyor ve kaleci sıkıntımız devam ediyor. Bir kaleci bakacağız şimdi. Fran Garcia ise geliyor. Bu sevindirici haber. İkide bir attık bu iki transferde. Açıkçası bana hangisini tercih edersiniz derseniz ben Fran Garcia'yı tercih ederdim. O yüzden çok da üzülmüyorum. Van de Ven, bu sefer Van de Ven karşılıyor.
Beto, evet Beto ne demiş? Beto ile konuştum ve kendisi söz verdiğiniz gibi as takımda orta sahayı güçlendirmek için yaptıklarınızdan ötürü memnun. Eyvallah Betocuğum diyeyim. Evet, Fran Garcia Galatasaray'da arkadaşlar piyasa değeri 23 milyon, 23-26 milyon euro arasında. Önümüzdeki sezon sol bekteki ilk tercihimiz olacak kendisi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Özellikle fiziksel anlamda takımın direncini arttıracak bir oyuncu. Şimdi kaleciye geleceğiz. Kaleciye geleceğiz. Kaleciyi halletmemiz lazım. Kaleciyi halletmemiz lazım. Kimler var arkadaşlar? Daha önce baktığımız Heddle'a gideceğiz. Nicholas Heddle. Bonservisi de uygun, maaşı da uygun bir oyuncu. Aslında Dennis Simon da olabilir. Ama işte çok çok iyi bir gelişebilir. Çünkü gelecek adına harika bir transfer olur diyor. Ama gelecek adına diyor işte bizim an itibariyle kaleyi artık emin ellere vermemiz gerekiyor. Altay için çok istiyorlar. Valla Nicholas Heddle'a gideceğiz arkadaşlar. Harika bir transfer olur. Gözlemci raporu var. Avusturyalı kaleci 24 yaşında 22 maçta milli takım formasını giymiş. Degaj 16, elle kontrol 15, refleks 16. Birebir biraz zayıf 12. Ama kötü özellikleri yok. Bize para getirecek bir transfer de olabilir. Nicholas Heddle transferi. Şöyle bir gidelim. Helalinden bir 2,5 atalım. Taksitli de 5 atacağız. Pazarla öyle oturacağız arkadaşlar. Buradan şeyleri de kaldıralım. Satış yüzdeleri, karları. Bir şartları öner yapalım bakalım. 6'ya 9,75 istediler. Çok istedin aç. Çok istedin. Ya Mamardeşvili'yi biz ona filan alıyorduk ya. 5 cash yapalım. 5,5'ta taksitli 6 ay. 50 maç sonra 2 milyon euro. Yok, bunlar fazla hacı. Bunlar fazla. 6,5'a çıkartıyorum taksiti. Evet, kabul ettiler arkadaşlar. Totalde 11,5 milyon euro bir bedel. Cash 5 vereceğiz. Taksiti 6 ayda 6,5 milyon euro. Nicholas Heddle için. Çok uzun süredir takipte olduğumuz oyunculardan biri. Aynı zamanda kendisini Tottenham, Mainz ve Nottingham Forest'te istiyor. Bir an önce bu transferi çözmemiz lazım. 1,7 milyon euro, 2 milyon euro yapalım elimizi güçlendirmek adına. Çünkü Tottenham devreye girerse Mamardaşvili gibi muhtemelen o da Tottenham'ı tercih edecektir. Evet, 2 milyon euro verdik. Kaleci transferini halledeceğiz. Şimdi Roberto Sanchez bir öner yapalım artık Roberto Sanchez'i. Para da lazım. Malinowski transfer listesine atalım, kulüplere önerelim. Marvin Bartı da düşünüyoruz arkadaşlar. Bartı da satmayı düşünüyoruz ama Bart sakat şu an itibariyle. 3-7 hafta sonra aynı anca satabiliriz. Dest, Chelsea, West Ham, Monaco istiyor. Onur Bulut'tan başlayalım arkadaşlar. Biz Onur Bulut'tan başlayalım. Onur'un yerine adam hazır bakacağız. 5 diyeceğim ama 5 çok fazla arkadaşlar. Kendisi de yüksek olduğunu düşünüyor zaten. Yani Onur için 3,4 milyon euro. 3 milyon euro. 3 milyon euro diyelim. Şöyle önerelim. Onun haricinde şimdi onun haricinde Robert Sanchez arkadaşlar transfer listesine koyalım. 15 milyon eurodan bir açalım. Ne kadar almıştık biz onu? Biz onu 4,5 milyon euroya almıştık. Bu kadar kötü performansa rağmen 15 milyon euroyu satarsak ciddi bir kar bence. Kaan Ayhan da göndereceğiz arkadaşlar. 5 milyon euro çok olduğunu düşünüyor. Bence de çok 5 milyon euro. 3,7 milyon euro. Ne kadar almıştık Kaan'ı? 400-500 bin euroya almıştık. Gençleri oynatırız Kaan yerine. Şimdi devam edelim. Eyüp Aydın olayı can sıkıcı. Malinowski yani evet katkı verdi ama artık yaşı 32'ye geldi arkadaşlar. Fiziksel düşüş de başlayacak. Yeni sözleşme de vermedik. Transfer listesine koyalım. 15 milyon euro iyidir. 15 milyon euro iyidir. Biz onu 8,75 milyon euroya almışız. Karlı bir şekilde satarsak çok iyi. Onun haricinde an itibariyle şu an için Haydara konusunda kafamda deli soru işaretleri var. Haydara'yı satsak mı satmasak mı bir koyalım bakalım onu da transfer listesine. Şöyle bir 15 milyon eurodan açalım kapıyı. Ama ben kimsenin Haydara'ya 15 milyon euro vereceğini düşünmüyorum. Haydi bakalım devam. Malinowski. Yüksek bonservis bedeli diyor Malinowski. 12,5 diyelim. Hani 13 diyelim. Yaşı da geldi arkadaşlar. Tamam 12,5. 12,5 getir gidebilirsin.
Haydar'a. Evet, o da yüksek bonservis veriyor. Haydar'a gerçekten o paralar Haydar'a için yüksek. 9,75 de olmaz bir aslan parçası. 13 milyon euro. 12,5. Abi 12. 12'den aşağı inmeyeceğim. Tamam diyor. Tamam demiyor ama biz yapacak bir şey yok. Oha, Ajax'tan bir teklif var. Enteresan bir teklif var Sanchez için. Naci Ünüvar'ı veriyorlar arkadaşlar. Bence iyi bir change olabilir. Naci Ünüvar Türk pasaportuyla da oynuyor. Kerem'i satabilirsek, Kerem'den çıkarsak Naci Ünüvar'ı sol tarafta oynatabiliriz. Profil de fena değil. Profil de fena değil. Yani biraz mental ve zihinsel yüklenirsek evet, kabul edilebilir bir teklif bence ya. Kabul edelim bakalım. Tabii diğer tekliflere bakacağım. 7,5 milyon euro var bonuslarla birlikte. Onu reddedeceğim arkadaşlar. Bir de Amerika'dan teklif var. O da bonuslarla birlikte işte taksitlerle birlikte bir de maaş katkısı filan. Vallahi evet, o iyi para getirebilir bize. Anahen ise en yüksek teklif Olympiakos'tan gelmiş. 2,2 milyon euro. Onu da kabul edeceğiz. Biz oyuncu satışında ciddi sıkıntı yaşayacağız. Çok ciddi sıkıntı yaşayacağız. Onur yüksek demiş bonservis bedelim. 2,5 milyon euro. Tamam diyor. Sanchez. Sanchez gidiyorsun. Bence çok güzel bir mantıklı bir hamle olabilir. Evet, Naci'ye sözleşme önerelim bakalım. 1 nokta tamam, 1,3 milyon euro bence gayet uygun Naci için. Devam. Çok iyi bir change. Yani bir çöpten kurtulurken, çöp demeyelim ama bir gereksiz kaleciden kurtulup da Naci'yi çekmek yerine çok iyi bir change olabilir. Çok beğendim. Çok içimesinde. Evet, devam. Ama ne Haydara'ya arkadaşlar ne Malinovski'ye ciddi transfer teklifleri var. Transfer bütçesi toplayamazsak kafamdaki kadroyu kurmamın da çok imkan ötesi yok açıkçası. Çünkü Arda Güler'in arkasında iki tane çok sağlam merkez orta saha almamız lazım. Performans analiz sorumlusu maaş limiti arttıralım diyor. Tamam diyelim, arttırın. Şimdi buraya bir gelelim. Haydara ile ilgilenenler var aslında. Bournemouth, Brighton, Florentina, Sociedad, Villarreal. Haydara'yı 12,5 milyon euro önerelim. Malinowski ile de ilgilenenler var. Bunlar güzel. En azından ilgi var. Florentina istiyor. Onu da 12 milyon euroya ya da 12,5 milyon euroya. Ya bu adamlardan muhakkak yani 10 milyon üzerinde bonservis getirisi almamız lazım ki elimiz güçlensin, yoksa o Arda Güler'in arkasına koyacağımız fizikleri yüksek orta saha oyuncularını transfer etmemiz mümkünatı yok. Hepsi maliyetli isimler. 3 oyuncuya hiçbir teklif yapılmadı. Ne Malinovski ne Haydar'a. Evet, sıkıntılı bir transfer dönemine hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyorum adeta. Allah'tan oyuncular tamam diyorlar. Gideceğiz, yeni kulüp bulacağız diyorlar. Tek sevindirici nokta bu şu an. Evet, Mainz'dan Hedal'a teklif var arkadaşlar. Allah'ım ya. Yani bizim yerimize de gidip 500 bin euro yapalım imza parasını. Bunu kaldıralım. 7 milyon euroyu kasamıza koyduk, Süper Lig yayın hakları. 7 milyon euro nedir ya? 7 milyon euro nedir abi? Yani Premier Lig'le kıyas olacak, kıyas olmayacak rakamlar. Evet, maç da geliyor. Bir yandan karşılaşma da geliyor ama şimdi oyuncu satışı yapmadan merkez orta saha transferlerini halledemeyeceğiz. Deste ilgi var. Deste muhakkak satmamız lazım. İyi bir paraya satmamız lazım üstelik ki elimiz güçlensin dostlar. Kerem Aktürkoğlu'na ilgi var. Kerem'i de yani 25'ten aşağı. Mesela şimdi Naci gelince bence Kerem lüks o kanatta. Evet, gözlemci raporları geliyor. Bunlar hepsi gözlemci listemde zaten arkadaşlar benim. Oyuncular gittikçe alacağız. Mesela Zidane Sertdemir diye bir oyuncu var. Bayer Leverkusen da arkadaşlar milli takıma da çağırabiliriz. Kendisi aynı zamanda şöyle bir dakika Türk statüsünde de oynayabiliyor. Ofansif orta saha, merkez ve merkez orta saha özellikleri de fena değil. Aslına bakarsanız yaşı da daha 20. Kendisi ama piyasa değeri 45 milyon euro ile 53 milyon euro arasında. Hemen uzuyorum arkadaşlar. Hemen olay mahallinden uzadım. Orada biz Holm'u kullanacağız. Holm Arda yapacağız muhtemelen. Ne var onun ne? Sözleşmem bitince yeni seçenekleri değerlendirmeye alacağımı bilmenizi istiyorum hocam. Tamam.
Tamam al Onurcuğum, gidebilirsin. Sıkıntı yok. Sakatlanmasaydı çok verim almıştık Onur'dan. Şu Dünya Kulüpler Şampiyonası maçları ciddi sıkıntı yapacak bize. Hem transfer hem de bir yandan maç. Mainz'ın teklifi var arkadaşlar. AEK'dan bir teklif var ama Haydar'a 8,5 milyon euro cash, 3,7 milyon euro. Bu parayı da vermem arkadaşlar. Yani 12'ye indirelim. Malinowski'ye teklif var. Aynı teklif neredeyse. Bunu da reddediyorum. Yani biraz transfer döneminin daha başı. Daha beklememiz lazım. Malinowski Galatasaray'da kalmaktan memnun diyor ya. Başka... Oğlum şaka mısınız siz? Hayda. Malinowski Arda mı yapacağız orayı? Ya gitmezse kullanacağız arkadaşlar. Serbest bırakacak halimiz yok. Rotasyona sokabiliriz. Evet, maç günü geldi. Şu an kasamızdaki maddi durum arkadaşlar 16 milyon euro para var. Zaten Heddle'a 5 milyon euro falan gidecek. Keş kalacak 10 milyon euromuz. Adam satmamız lazım. 2 önce hiçbir teklif yapılmamış. Haydar için Kadiz'den bir teklif var ama kiralık teklif. Vallahi Haydar'ı bedava yollayacağız. Yapacak hiçbir şey yok. 11 milyon euroya kadar düştüm. Balkan geldi. Ne istiyor? Sözleşme mi istiyor? Balkan herhalde sözleşme isteyecek. Tamam diyor ya, haklı çocuk, haklı. Sudan ucuzu oynuyor Balkan. Profil de gelişiyor. Ya ilk 11'de bile artık Balkan'ı düşünebiliriz. Artık zaten yaşı da 17'ye geldi yani. Bunu rotasyon oyuncusu yapalım ya. İlk 11 oyuncusu istiyor, tamam. Milli takım 5 maç sonra olmaz güzelim o iş. Ondan vazgeçsen 500 bin euro imza parası, 1,9 milyon euro veriyoruz yaklaşık. Kabul etti. Balkan önemli bizim için. Malinowski ve Haydar'a sıkıntısı. Bu işi çözemezsek, transfer bütçesi yaratamazsak ciddi bir sorun olacak bizim için. Çok ciddi bir sorun olacak. Maçları biraz hızlı oynayacağım arkadaşlar. Maç hızını hızlı seçeceğim. Şimdiden belirteyim. Çok takılmak istemiyorum çünkü. Yani ilk önce şu Haydara'dan bir çıkmamız lazım. 10 milyon euro ya. Kendisinde ilgilenen takımlar da var. Brighton, Villarreal abi, verirsiniz o parayı ya. Malinowski ile kimse de ilgilenmiyor işin garibi. Ona da 10 çekelim. 20 milyon euro bu ilk önceden, 17 milyon euro kasamıza girer. Dünya sıramasında 38. sıradayız. Bournemouth için 10 milyon euro teklif var. Evet, onu hemen kabul ediyorum. Keşke Haydar'ı verseydik ya. Vallahi Haydar'ı verseydik, Tigres'in teklifini kabul etseydik. Taksitli maksitli 12 milyon euro. Haydar'a teklif yok. Biz ne kadar aldık? 5,5 milyon euroya almışız. Valla 9,5'a kadar düş, satmamız lazım arkadaşlar. Yani eleştireceksiniz, çok düşük meblağlar ama satmamız lazım. Kaan Aslan, Baran. Ya bu oyuncuları kullanmayacağım. Artık gidebilirler. Antrenörleri zaten ayarlarım ben. Evet, maç günü geldi bu arada. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda oynayacağız gençler. Bu arada Deste de hala herhangi bir şey gelmedi. Bunu bir yapalım, öyle koyarız. Milli takımda olan oyuncular var. Eren Elmalı'yı sol tarafa atalım. Van de Ven gelsin. Arda'yı gelsin. Deste oynasın. Sanchez kalede. Barçi. Kerem'i neden oraya koydun ya? Aa, Arda yok ki. Tamam da Arda yoksa bile Kerem orada oynamaz ki. Reis, ne yapıyorsun sen ya? Asistanın kurduğu kadroya bak. Malinowski'yi koyarsın oraya. Orta sahamıza da, orta sahaya kimseyi koyamazsın. Adam haklıymış lan. Kaan Ayhan'ı koyarsın ya. Kaan Ayhan defansif orta saha oynar. Orayı da Haydar'a koyarız. Şöyle bakalım. Rakibi kanatlardan oynamaya zorlayalım. Şunlar da hücum gücünü arttırmak üzerine bir tek iki yönlü bek hücum yapalım. Evet, iyi. Hızlı oynayacağım arkadaşlar. Ciddi bir eksikliklerimiz var zaten bu maçta. Aklımız fikrimizde biraz transferde açıkçası. Malinowski gidecek. Malinowski'den bir para gelecek. Hemen oraya bir merkez orta saha yapıştırmamız lazım. Deste transfer listesine koymuyorum. Teklif gelmezse de Deste, sağ bek transferini rafa kaldırıp Deste oynatacağız. Yapacak bir şey yok.
Yani yok pahasına bazı oyuncularım da çıkmak istemiyorum. Bir tık da hızlandıracağım arkadaşlar bu maçı. Oha çok hızlı oldu. Başım dönüyor. Bir dakika dur. Zaten akşam canlı yayından kalmayayım. Çok hızlı oldu. Bu hız aslında normal oyun içinde iyi mi ya? Çok hızlı abi ya. Gerçekçi değil ya. Baksana deste. Tabii ki buradan da kasaya para koyma ihtimalimiz var. Ne kadar başarılı olursak bu turnuvalarda hem itibarımız artıyor hem de kasaya para koyacağız. Şimdi Van de Ven, Kaan Ayhan. Ya bir 15 gün sonra transferler hareketlenecektir diye düşünüyorum. Gelen teklifler. Eren ortayı yaptı. Kafa vuruşu dışarıya Beto'dan. Beto'ya herhangi bir ilgi yok. O yüzden Beto'yu satmayı düşünmüyorum zaten. Arkadaş adam daha ne yapsın? Niye satalım Beto'yu? Yani bence kalsın efsanesi olsun Galatasaray'ın. Çok ciddiyim. Haydara, Van de Ven, dakika 14. Bir tık hızlandıracağım ya. Bir tık hızlandıralım. Şimdi Kerem Aktürkoğlu dışarıya vurdu. Kerem Aktürkoğlu dışarıya vurdu. Etkiliyiz. İlk 15 dakikada Brezilya temsilcisi karşısında 7 şut 1 isabetimiz var. Rakibin herhangi bir şut tehlikesi yok. Çok eksik bir kadroyla sahadayız zaten. Buna rağmen fena bir oyun yok diyebilirim. Şimdi bir duran top. Tamamız çıkarttı Haydara. Ronny Barchi. Bu arada Ronny Barchi ile de sözleşme görüşmelerine başladım arkadaşlar. Biliyorsunuz bir serbest kalma bedeli vardı ama yapamadık. Bu arada golü de yedik. Bir kontra ataktan tek hücumda golü attı. Luis Enrique Botafogo 1-0 önde. Adamın 15 milyon euro çıkış maddesi var. Yeni sözleşmede bunu 13,75 milyon euro yapmak istiyor. O yüzden yeni sözleşmeyi rafa kaldırdık. Yani önümüzdeki zaman diliminde nur topu gibi bir Barchi sorunuyla da karşılaşacağız. Evet ilk isabetli şutta kalemizde golü gördük. Robert Sanchez gider ayak. Umarım Ajax'ın teklifini kabul eder. Şimdi Malinowski. Evet Beto attı. Beto atmaya devam ediyor. İlk golü. Bakalım koca sezonda kaç gol atacak. Bu sezon resmi maçlarda ilk golü. Geçtiğimiz sezon devre arası gelmesine rağmen 30 gol katkısı vardı. Ama o Şampiyonlar Ligi finalinde maç 2-1 iken 6 pasta kaçırdığı gol arkadaşlar. İnanılmazdı ya. Yani hakikaten inanılmazdı yani. Ben gol dedim ona. 2-2 olsaydı farklı bir hikaye dönebilirdi o maç. Ya bu kadar eksik bir kadroyla ben çok kötü oynadığımızı düşünmüyorum. İlk yarı skor 1-1. Kaçan goller var. Daha etkiliyiz rakibimize göre. Şimdi Eren Elmalı geldi. Bıraktı Malinowski. İçeriye çok kötü pas. Ruslan Malinowski son Galatasaray maçını oynuyor belki de. Şimdi Haydara. Dardai. Kaan Ayhan. Kerem Aktürkoğlu. Kötü kontrol. İşte first touch çok önemli. Bakın Kerem'in kaptırdığı top bir anda kalemize doğru hücuma geldiler. Alamadık da. Ve dışarıya. Gördünüz mü? First touch tamamıyla top kontrolü. Evet 1-1 ilk yarı arkadaşlar. İkinci yarıya geçelim. İstatistiklerde iyiyiz. Dediğim gibi gelişecek bir oyun var sahada. Yani 4-2-3-1'de üzerine koyabileceğimiz bir oyun var. Yeni transferlerle birlikte farklı bir Galatasaray izlettireceğimi umuyorum 4-2-3-1'de size. Ama biraz zamana ihtiyacımız var tabii ki. Belli bir sistem hemen oturmuyor. Şimdi Dest sağ taraftan gidiyor. Arapası kötü. Uzun top. Defans mı aldı? Dardai, Ronny Barchi, Malinowski, Beto. Beto. Yine atıyor. İkinci golü maçta 2-1 öndeyiz. Geriye düştüğümüz maçta Beto'nun iki golüyle öne geçti. Kazanmak güzel ya. Mesela bu maçı kaybetsek üzülmem ama kazanınca da insan bir garip oluyor. Malinowski'nin koşu onun pasında Beto. Ah bu Şampiyonlar Ligi'nde kaçırdın gol Beto be. Heykeli dikilirdin heykeli. Ama olsun City maçında yaptıklarından sonra bence zaten heykeli dikilmeliydi arkadaşlar. Müthiş bir geri dönüştü City maçı. Evet geri dönüşü yaptık. Şimdi 3. gol için yükleniyoruz. Bir orta kafa vuruşu Van de Ven'den dışarıya gidiyor. An itibariyle Kaan Ayhan, Dardai ve Dest sıkıntılı abi. Dest 6,4 oynuyor. Dest gitmek istiyor. Net. Teklifi getirsin gitsin sıkıntı yok. Eyüp Aydın'ı çözmemiz lazım bu arada. Eyüp Aydın yani opsiyonu kullanamazsak ciddi sıkıntı. Ciddi sıkıntı Eyüp Aydın. Türk statüsünde gayet yani Eyüp Balkan yedeklemesi yapacaktım as takımda merkez orta sahada. Eren Elmalı geliyor şimdi. Çok güzel bıraktım. Malinowski gider ayak şov yapıyor arkadaşlar. 3-1. Bakın Kerem çıkarttı. Eren Elmalı geldi. Ceza sahası ya üstüne. Penaltı noktasından Malinowski tertemiz vuruyor. Güzel asist. Asist budur abi. İşte görerek, bilerek, isteyerek. Şuradan bir süpersiniz diyelim.
İyi oynadık. Ben beğendim. Bu kadar ciddi eksikle sonuçta karşımızdaki takım Botafogo ne olursa olsun. Şimdi buralarda işte 4-2-3-1'de öndeki baskıyı iyi kurmamız lazım. Arkada boşluk vermememiz lazım. Çok önde savunmamız sıkıntıya sebep olabilir. O yüzden çok gegenpress yapmıyorum. Eto hat-trick yapabilirdi. Dest'ten çok güzel bir orta geldi. Şimdi Van de Ven. Dest 6.4 ile oynuyor arkadaşlar. Ah, çok kötü pas kaybı işte. Burada bu pas kayıplarını yaparsanız bu topu kalemizden çıkartırız. Dışarıya vurdu Allah'tan. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ama futbolda tabii bir yandan baktığın zaman hata oyunu. Hata yapacak ki rakip de gol atsın. Yani aynı şekilde bizim gollerimizde de rakip hataları var. Onları hep görmezden geliyoruz. Mesela ne diyoruz? Duran toptan çok gol yiyoruz ama biz de duran toptan çok gol atıyoruz. İnsanoğlu işte. Kaan Ayhan, Eren, Kerem, Van de Ven, Haydara, Kaan Ayhan, Darday, Haydara sağ tarafa döndü. Dest, Ronny Barış'ın önüne doğru kötü pas çıktı. Bir uzun top, Darday karşıladı. Haydara bugün çok iyi oynadı arkadaşlar. Şimdi Ronny Barış'ı tertemiz bırakıyor, tertemiz bırakıyor. 4-1 geriye düştüğümüz karşılaşmada Botafogo karşısında skoru 4-1 yapıyoruz. Haydara çok iyi oynadı. Gerçekten beğendim. Bu arada Kaan Ayhan'dan da bu asist diyemeyiz. Rakip savunmanın da büyük hatası var ama bitirici vuruş tertemiz. Görerek, isteyerek, bilerek. Şu an 8.9 Beto, 8.6 Malinovski maçın en iyileri. Evet, güzel bir geri dönüş yaptık arkadaşlar. Öyle ya da böyle bu turnuvalarda kazanmak önemli. Açıkçası bizim için de bir hazırlık maçı kıvamında oluyor. Şimdi Eren Elmalı geldi soldan. Ortayı yaptı Beto. Dışarıya Beto. Bakalım bu gol tüm sezonda kaç gol atacak? 30 gol attı yarım sezonda arkadaşlar. 30 gol, evet. Çok etkili oynadık yalnız. Hücumu çok beğendim. Bu takıma daha hücum anlamında çok etkili isimler girecek. Onun da altını çizelim. 4-1 ile geçiyoruz Botafogo'yu. 28 şut 12 isabet 3.78 gol beklentisinden 2 Beto Malinovski Barçi golleri. 8 şut 3 isabet 0.75 gol beklentisi var. Rakibin Beto 9-1 Malinovski gider ayak 8.8 Barçi 7.9 Haydara 7.4 Eren 8 üçlü oynadı arkadaşlar. İyi performans. Ama kandırabilir tabii ki bizi. Rakibin gücüne göre de kandırabilir. Şimdi Jeonbuk'la oynayacağız. Dünya Kulüpler Şampiyonası A grubunda Jeonbuk. Bu arada transferler de devam ediyor arkadaşlar. Şu Malinovski ve Haydara'yı çıkmamız lazım. Malinovski ve Haydara'dan çıkmamız lazım. Evet, Eyüp Aydın gelmek istemiyor abi. Ben ne yapayım? Yani yok. Dest için müzakereye hazır. Evet, Dest için müzakereye hazırız. Dünden hazırız. Bir sürü takım peşinde. Hadi artık yani. Ya 25 milyon euro falan getirse Dest çok elimiz rahatlar. Ya şu an hareket alanım yok arkadaşlar. Çok net söyleyeyim transferde. Yani bu bütçeyle çünkü iki oyuncuya kafadan 52,5 milyon euro nakit ödeme yaptık. Evet, Haydar'a sıkıntı olacak bize. Haydar'a sıkıntı olacak. Haydar'a teklif yok arkadaşlar. Gerekirse kullanacağız yani. 8,5'a kadar indim. Sözleşmesi çok yüksek. Kimse bu sözleşmeyi vermez Haydara'ya. Tahmin ediyordum bu oyuncuyu alırken de. Holm geri dönüyor. Holm'u kullanacağız ya. Arda Holm'u geçtiğim sezon bedelsiz almıştı. Kiraya yolladık. Bence gelişimi çok iyi. Arda Güler'le ofansif orta sahada Holm'u rotasyona sokacağım arkadaşlar. Caicedo'ya teklif var. Bizim de transfer gözlemci takip listemizde Caicedo ama o paralara çıkmamız mümkün değil. Evet, 8,5 milyon euroluk teklifler var arkadaşlar. Villarreal, Brighton ve Brentford'dan Haydara'ya kabul edeceğiz. İlk işimizde Haydara ile Malinovski gidiyorlar. Hemen yerlerine oyuncu çekmek olacak. Hemen. İlk işimiz de onu halletmemiz lazım. Günümüz futbolunda en önemli mevki arkadaşlar orta saha. Merkez orta sahan kadar güçlüsün. Hakikaten öyle. Şuraya da bir bakalım. Önerilenlerden bir sıralayalım. Kimler var, kimler yok. Transfer listesini de arada kontrol etmek lazım. Juan Esteban Gil. Serbest oyuncu statüsüne düşeceği için arkadaşlar o zaman değerlendiririz. 18 yaşındaki Kolombiyalı Regen hem sağ kanat oynayabiliyor hem forvet oynayabiliyor. Güzel. Gelecek adına müthiş transfer olur. Gözlemci raporu var. Değerlendiririz. Sözleşmesi bitsin. Takip listemizde mi? Evet, takip listesinde de süresiz ekleyelim. Tamam. Ve tamamıyla Haydar'a ve Malinovski'yi bekliyorum şu an gitmelerine. Hemen merkez orta hamlelerine başlayacağız. En kötü bir oyuncu çekeceğiz oraya. Miretti'yi alamayacağız. Miretti 44 milyon euro vermemiz mümkün değil. Mümkün değil yani Miretti'ye. Mümkün değil. Ya Eyüp Aydın'da kaldı benim kafam. Eyüp Aydın çok kötü oldu arkadaşlar. Bütün dengeyi bozabilir Eyüp Aydın. Ama orta sahada Burak'la şeyi kullanırız ya. Hiç sıkıntı değil gerekirse. Eyüp Aydın
Aslında Eyüp Aydın'ı stopere de devşirebilirdik. Bak o da olabilirdi. Burak, çünkü şey var. Reddedelim. Middlesbrough taksitli. Evet, Malinowski gidiyor arkadaşlar. Hazırlık maçları programları hazırlandı. Malinowski gittiğine göre de biz oraya artık şöyle takip listemize gelelim. Kafamızda hangi isimler var? Şöyle sizlerle beraber bir göz atalım. Evet. Bayern 2'den bir oyuncu var. Noel Aseko Nikili. Alman oyuncu, 19 yaşında arkadaşlar. Müthiş bir gözlemci raporu var. Gelecek adına müthiş transfer olur. Bana kalırsa bu profili patlar. Bir merkez orta saha oyuncusu, defansif oyun kurucu kullanıyorum ben, biliyorsunuz. Oyun kurma görevinde merkez orta sahanın ikiliden birine. Teknik 15, pas 15 ve ilk kontrol 14 rakamlarıyla bunu oldukça karşılar. Fiziksel özellikleri gayet yeterli ve zihinsel de bana kalırsa iyi bir oyuncu profili var. Gözlemci raporu çok önemli. Kiralık listesinden itibariyle yani şöyle bir güzellik yapabiliriz. 2 sezon bir kiralık yaparız arkadaşlar. Şuradan da bir opsiyonlu bonservis bedeli eklemeye çalışabiliriz. 26 milyon euro diyor. Yani 24 yapalım. 43 milyon euro diyor. Çok ya. 43 çok baba. Biz bir 2 sene kiralayalım bence. Ben bu adamdan çok umutluyum arkadaşlar. Gerçekten çok iyi olabilir. Bakar mısınız? Özellikler çok iyi. Tam da aradığımız teknik özelliklere sahip. Yani onu alacağız, Haydara'nın yerine koyacağız. Güzel, iyi isim. İyi isim. Hem de kiralık olması bence maddi anlamda da daha evimizi güçlendirecek. Şimdi diğer isim arkadaşlar. Diğer isimde iki isim arasında çok ciddi kararsızlığım söz konusu merkez orta sahada. Bir tanesi Vitinha. Paris Saint-Germain'li Vitinha. Yani yanına işte neydi? Oyuncunun ismi neydi o Almanya? Alman Nikili. Noel Nikili. Nikili'nin yanına arkadaşlar Vitinha'yı mı koyayım diye düşünüyorum. İyi oyuncu. Piyasa değeri de çok yüksek değil. 14,5 milyon euro, 22 milyon euro. Yoksa oraya Tom Kraus'u mu koyayım diyorum. Ya şimdi kafamda bir videonun başında demiştim. Oyuncuların ülkelerine bile dikkat edeceğim demiştim. Şundan şu yüzden demiştim ona. Ya Alman disiplini birazcık takıma katmak istiyorum. Ne olursa olsun Dardai Alman. Tom Kraus Alman. Oğlum öteki adamın ismini unuttum. Genç Nikil. Nikili Noel Aseko diyelim ona. Aseko Alman. Sol tarafa filan da Alman alırsak çok güzel bir Alman ekolü yakalayabiliriz. Almanlar iyi ekoldür arkadaşlar. Ama karşılayabilir miyiz? Şu an transfer maddi durumumuzda 16 milyon euro paramız var. Çok ciddi bir rakam değil. Bir oturalım bakalım. Bir oturalım bakalım. Şöyle 10 milyon euro cash'ten verelim. Muhtemelen kabul etmeyeceklerdir. 15 milyon euro taksitli verelim. O yüzden Vitinha'ya da gidebiliriz yani. 35 milyon euro istiyor. 35 milyon euro cash veremem abi. Sözleşme çıkış maddesini istiyor arkadaşlar. 35 milyon euro cash veremem. O yüzden mecburen Vitinha'ya gideceğiz. Portekizli oyuncu. Maaşı yüksek olacak ama bonservis bedeli uygun olacak. Müthiş bir transfer gözlemci raporu var. İyi oyuncu. Bu da iyi oyuncu. Ama biraz güç 9 işte. Güç biraz benim kafamı bulandırmıyor değil. Tabii mental özellikleri çok güçlü. Teknik özellikleri Kraus'a göre de daha iyi. Böyle bir gelelim. 7.5'a 7.5'la başlayalım pazarlık masasına. Pazarlık yapın diyor. Bir teklifi sunalım bakalım. Bir teklifi sunalım. Ya bu iki oyuncu ilk tercihlerim olacak bu noktada. Eğer bu oyuncular olmazsa arkadaşlar Yunus Musa'ya gidebiliriz. Valencia'nın yine merkez orta saha, Amerikan merkez orta saha oyuncusuna gidebiliriz. Elif Elmas var. Ama işte bonservis ücretleri arkadaşlar. Bonservis ücreti çok önemli. Bir transfer listesine de bakalım. Ya o iki oyuncuya Fran Garcia ve Arda'ya 52,5 milyon euro cash vermemiz biraz oha. Dybala filan transfer listesinde. Zaniolo var transfer listesinde. Of. Vallahi geliyor ha. 8 milyon euro ile 11 milyon euro arasında bir maaşla geliyor Dybala. Kiralık niye kabul etsin? Zaniolo var ama bunlar zor. Yani bu maddi durumda o paralara çıkmamız. Sheldrup var arkadaşlar. Sheldrup da dursun. Parades var ama Parades çok yaşlandı ya. Fizik özellikleri göçmüş. Elif Elmas transfer listesinde.
Gosens var ama çok yaşlandı o da artık. Evet, Aseko Nikili'ye kiralama teklifimiz kabul edildi. Çok çok önemli bir hamle bakın. Gerçekten çok önemli bir hamle olabilir bizim için. Yani evet bakın profili bir dünya yıldızı değil. Ama çok iyi noktaları getirebiliriz Aseko Nikili'ye. Kiralık olması dezavantajımız. Opsiyon da ekleyemedik. 46 milyon euro veremeyiz. Ama 2 sene kiralık bizim işimizi oldukça görür. Evet, maç günü geldi arkadaşlar bu arada. Vitinha transferini bekliyoruz. Haydara'yla Mimalinovski'nin de gitmesini bekliyoruz. Lazio'dan iş görüşmesi var. Teklifi. Asıl olan Galatasaray diyoruz ve reddediyoruz. Evet. Borussia Mönchengladbach'tan da teklif var arkadaşlar. 16,5. Oha çok istiyorsun abi. 16-25 keş istiyor. Çok istiyorsun reis ya. Ona 15 verelim. Tamam, ona 15'i kabul etti. Şöyle. Sonraki satıştan elde edecek kârdan pay. Kârdan pay. Kâr payı. Yani 50'ye sattık. 15, 25 düz. 25'in yüzde 20'si. Tamam ya. Tamam. Bence verilir arkadaş. Nakit verecekse bu şeyleri ekleyeceğiz. Tabii Borussia Mönchengladbach da peşinde. Ciddi bir sözleşme isteyecekler. Bu ne ya? Orta saha oynayacaksın. Dijk kursuna git. Antrenör ekibinin gelişmesinden sana ne? Orta saha ofansif oyun kurucu oynamayacaksın. Geç. Şunu da geç. Antrenman tesisini geliştiririz. Tamam. 6 milyon euro istiyor. 6 milyon euro vereceğiz. Kalite para demek arkadaşlar. En azından Arsenal Kiel, Alman gelecek oyuncunun maliyeti düşük olduğu için Vitinha'nın maliyetini yüksek tutabiliriz. 1 milyon euro da imza para satacağım. Neden abi üstüne çıkıyorsun diyeceksiniz. Çünkü farklı takımlardan teklifler var. Kaptırmak istemiyorum. Hatta prim de ekleyebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde arkadaşlar. Bir çeyrek final patlatırsak 750 bin euro da oradan ekleyelim. Tamam. Yani çünkü an itibariyle kendisine Borussia Mönchengladbach, Napoli, Leipzig. Bu adam bizi tercih etmez. Mümkünatı yok, bu adam bize gelmez arkadaşlar. Ben diyeyim size. Balkan Sözleşme inledi bu arada. Devam. Evet, maç günü geldi. Jeonbuk karşısındayız. Yani Vitinha, Aseno Kiel orta sahası, içime sinen teknik dinamik bir orta saha olur gerçekten. İş yapacaklarını düşünüyorum. Ama Kraus olsaydı daha iyi olurdu. Hepsini Alman yapabilseydik hakikaten daha iyi olurdu. Evet, ne yazık ki yedeklerimiz tatilde olan ve milli takımda olan arkadaşlarımız sebebiyle biraz dar. Ama ben Deniz Undav'ı koyacağım. Biraz rotasyon yapalım arkadaşlar. Yunus Akgün'ü alalım Barçı yerine. Kazım'ı sola atalım. Önemli değil. Yenisek de önemli değil. Onur'u atalım. Ve Baran Aksakay'ı da Kaan Ayhan yerine koyalım. Kaan'ın yerine de Kaan'ı da Dardağ yerine koyalım. Hatta Ertaç'ı da Sanchez yerine koyalım. Bu arada bir dakika, Sanchez olayı ne oldu? Daha düşünüyor değil mi Sanchez? Valla çok iyi, çok iyi hamle olur ya Chench. Naci Univar'la Chench etmek çok çok mantıklı hamle. Çok iyi hamle olur bizim için. Ben söyleyeyim size. Çok içime siner yani. Evet, Jeonbuk karşısındayız arkadaşlar. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda maçlar da devam ediyor. İlk maçı kazanmıştık biliyorsunuz. Biraz rotasyon yaparak çıktığımız bir karşılaşma bu maç. Zaten ciddi eksikliklerimiz var. Hem transferleri tamamlamadık hem de milli takımda olan oyuncular var. Yine de kazanmak istiyoruz. Galatasaray her zaman sahaya 3 puan için çıkar. 30 derece bir hava sıcaklığı var aynı zamanda. 17.233 seyirci izliyor karşılaşmayı. Kötü bir maç oluyor. İlk 20 dakika itibariyle çok ciddi gol pozisyonu yok. Şimdi bir duran top Malinovski'den. Savunma çıkarttı yine Malinovski. Girdi, dışarıya vurdu. Yani şu Vitinha bize gelmeyecek gibi. Benim kafam biraz orada. Vitinha olmayacak gibi arkadaşlar. Vitinha'nın yerine orada merkez orta sahaya çok iyi bir iki yönlü orta saha oyuncusu bulmanız şart oldu şart. Şart oldu şart. Evet, skor 0-0. Kötü bir maç oluyor dediğim gibi ama ciddi bir kadro yetersizliğimiz de sahada var. O yüzden çok eleştiri konusu yok bence. Botafogo maçında iyi sinyaller aldık biz bu taktikle. Yunus Akgün topun dibine girdi. Golü attı asist Kaan Ayhan. Bu kötü maçta tabelayı Yunus Akgün'ün güzel golü değiştiriyor. 39. dakikada 1-0 öne geçiyoruz arkadaşlar. Bakın çok güzel kaçırıyor. Kaan da gidecek bu arada. Yunus Akgün tertemiz bitiriyor. Ya çok şişkin bir kadro istemiyorum. Hani ya maksimum benim kafamdaki 20 kişilik kadro ideal, 22 kişilik, hadi bilemedin 24 kişilik kadro, kalecilerle birlikte ideal kadro var. Her mevki 2 oyuncu.
Şişkin kadro, çok bir esprisi yok. Evet, ilk yarıda öndeyiz arkadaşlar. Şöyle bir süpersiniz, çakalım takıma. İyi oynamadığımız bir karşılaşma. Ama skoru aldık. Yalnız Malinovski çok fena oynuyor. 4-2-3-1'de ofansif orta sahaya çektik. Onun performansı çok net arttı. Ama satacağız arkadaşlar. Yaşı geldi. Artık 32 yaşında, 33-34 yaşında hiç para etmeyecek. Elimizde patlama ihtimali çok yüksek. Evet, 61. dakikadayız. İyi savunma yaptık. Tek sevindirici noktam bu. Bu kadar eksikle Kazımcan, Kaan Ayhan ve Onur Bulut'la arkadaşlar iyi savunma yaptık. Rakibi 0.15 gol beklentisinde tuttuk. Ne kadar güçsüz bir rakip olsa da bu önemli. Şimdi Malinovski'den içeriye doğru Kazımcan. Kazım. Kazım gol attırıyor. Deniz Undav ama offside. Bir VAR incelemesi söz konusu. Maçın 71. dakikası. Evet, gol iptal edildi. Bu arada yine uzun bir video çıkıyor ortaya. Bakalım bu akşamı yetiştirecek miyiz? HD'ye çevirmem lazım. Video HD çekmiyorum. HD'ye çeviriyorum daha sonra arkadaşlar. Kong Si-hun. Lee Sang-hun. Yunus. Yunus. Kerem. Direkten dön. Tom Sand. Vay, Tom Sand var. Tottenham'dan hatırlarsınız veteran oyuncuyu. 86. dakikaya geldik arkadaşlar. Böylelikle bu maçı kazanarak 2'de 2 ile çıkacağız gibi gözüküyor an itibariyle. Ve daha güçlü bir takımla çeyrek final mi oynayacağız bilmiyorum artık. Zor bir karşılaşma oynayacağız bu videoda yine. Malinovski bir duran top şansı, maçın 90 artı 1. dakikası, dışarıya vurdu Malinovski. Şimdi Baran sağ tarafa attı. Yunus hareket denemedi. Bir serbest vuruş. 90 artı 2. Yine Malinovski çok uzak. Çok uzak. Ceza sahasını ortaladı. Savunmadan seken top. Şimdi sol taraftan atak geliştirme eğiliminde. Çin temsilcisi herhalde değil mi? Çin temsilcisi. Ve Townsend. Tehlikeli geliyorlar. Çok güzel pas. Ayling. Kaan Ayhan'dan kritik müdahale. Evet, karşılaşmayı, bu kötü maçı 1-0 kazanıyoruz arkadaşlar. Gol Yunus Akgün, 14 şut isabet. 1.65 gol beklentimiz var. 0.50 gol beklentisi var rakibin. Yunus 8.4 ile maçın en iyisi. Aydara 7. Kazımcan 7.7. Van de Ven 7.4. Kaan Ayhan 7.6. Onur 7. Ertaç 7.4 ile oynadılar. Evet, aferin beyler. İyi oynadınız diyelim ve devam edelim. Şimdi evet, iki maçta 6 puanla gruptan çıktık. Rakibimizi bekliyoruz. Çok acayip takımlar var tabii ki. Acayip takımlar var arkadaşlar. Ya şu Eyüp Aydın'ı çözseydik gençler. Eyüp Aydın işi kötü oldu ya. Çeyrek finale kazandık. Kimle oynayacağımızı bilmiyoruz. Birazdan maç programı belli olur. Real Madrid. Allah'ım ya. Ya biz hazırlık kampı, transfer dönemi geçiriyoruz. Önümüze Real Madrid maçını koyuyorlar. Allah bildiği gibi yapsın. Bu arada altyapı tesislerimiz geliştirildi. Evet, altyapı tesislerimiz geliştirildi arkadaşlar. Bu önemli bir detay. Yönetimden talepte bulunamıyoruz ama an itibariyle altyapı tesislerimizi 3,5 yıldıza getirdik. Antrenman tesisleri çalışması da devam ediyor. İtibarımız da 3,5 yıldız. Evet, Real Madrid maçındayız. Transferler devam ediyor. Takımlar, Vitinha'ya sözleşme önerdik. Çözmemiz lazım Vitinha'yı. Edil daha iyi bir sözleşme istiyormuş. Nasıl ya? 2,3 milyon euro veriyorum oğlum. Daha ne vereceğim? Mainz'a mı geleceğim bana? Gel abi Mainz'a ya da ya git Mainz'a git o zaman. Ne yapayım yani? Enteresan kafa. Şampiyonlar Ligi finali oynamış takıma gelmeyip Mainz'a gidiyorsan benim verdiğim paraya ya da altına diyecek bir şey bulamıyorum ben sana. Vizyon meselesi diye. Tabii bu ülke itibariyle de alakalı. Evet, Hedl geliyor arkadaşlar. Kaleci sorununu en azından çözüyoruz. Avusturyalı kaleci Niklas Hedl. Galatasaray'ımızda hayırlı uğurlu olsun diyorum. İstediğimiz kaleci o değildi aslına bakarsanız. Bunları sonra ayarlarız. Bunlar çok önemli değil. İstediğimiz kaleciyi alamadık. Gürcü kaleciyi alamayınca Niklas Hedl'a gittik. Piyasa değeri an itibariyle 21-23 milyon euro arasına kadar yükseldi. Fena bir kaleci değil. 24 yaşında gelişim potansiyeli var arkadaşlar. Umarım takımıza katkı verir. Hayırlı uğurlu olsun. Artık kaleci sıkıntısını çözelim. Ne olur çözelim. Kaan Ayhan Olympiakos'a gidiyor. Yaklaşık 2 milyon euroyu transfer bütçemize ekliyoruz. Ve belki de Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki son maçımıza çıkıyoruz. Real Madrid maçında geçmeyelim abi zaten. Tamam ya, biz transferleri yapalım. Hazırlık maçlarımız da var dünya kadar. Daha Haziran ayındayız. Evet. Aseko Nikli'yi de kadromuza kattık. Kiralık olarak 2 sezon kiralıyoruz arkadaşlar. Bence bu maddi şartlarda 2 sezon önemli. Önemli. Yani kayıtları yaparız.
Ben hallederim onları. İyi oyuncu arkadaşlar. Piyasa değeri 26-32 milyon euro arasında. Defansif oyun kurucuda kullanacağım bir oyuncu. O yüzden teknik özellikleri iyi olmalı. Duran toplar ve bitiricilik dışında teknik özellikleri gayet yeterli. Fiziksel ve mental gelişimini de yapar. Muhtemelen arkadaşlar biz Bayern Münih'e çok iyi bir oyuncu armağan edeceğiz kiralık süresinden sonra. Ama yeter ki 2 sezon bize faydalı olsun. Yani bonservisli oyuncuya yönelemedim görüyorsunuz. Yani Arda ile Fran Garcia'nın cash transferleri, özellikle Arda'nın sürpriz transferi bizim bu sezon bonservisli diğer oyuncu transferlerinde elimizi güçleştirdi. Ama Arda için de değer, bu riske değer. Şimdi sol tarafa da bir oyuncu var. Sol kanat da var daha eksik. Sol kanata da bir oyuncu var aklımda. Şu Vitinha transferi netleşsin. Ama nasıl bütçe yaratacağız? Nasıl bütçe yaratacağız bilmiyorum. Evet, Monaco'da yok abi. Vitinha gider gençler. Leipzig ve Monaco'dan birine gider bence Vitinha. Galatasaray'ımıza gelmez. Evet, Real Madrid maçındayız. Bu kadar tantanlar ardında bir de Real Madrid maçına çıkacağız. Ciddi eksiklikler var. Böyle Yunus'u sola atalım bu maçta. Darda'yı atalım. En azından az kadroya yakın çıkalım. Beto'yu atalım. Eren'i sola atalım. Valla Baran'la çıkmayalım yine. Gençlere güvenirim ama bu maç biraz sıkıntılı olabilir. O yüzden Kaan Ayhan'ı oraya koydum arkadaşlar. Evet, Ertaç kalsın. Ertaç, Eren, Van de Ven, Dardai, Dest, Haydara, Kaan Ayhan, Yunus, Malinovski, Barchi, Beto. Yani ne olur şu maçta 5 yeme ihtimalimiz çok yüksek, eleştirmeyin. Daha yani takımın yarısı yok. Yarısından bile belki fazlası yok. Bu takım resmen acayip değişecek. Rakip de ilk 11'le çıkmış anasını satayım. Öyle gördüm. Çok bakmadım ama. Şimdi bir göz atarız Real Madrid 11'ine. Alaba, Rüdiger, Eden Milot, Mendy, Knop, Myers, Tuşumani, Valverde, Sané, Szoboszlai, Rodrigo. Aferin. Aferin. Tebrik ediyorum sizi. İlk 11'inizde çıkarak çok güzel bir mesaj yollamışsınız bize. Tebrik ediyorum. Evet, ilk 15 dakikayı 0-0'la geçtik. 32 derece bir hava sıcaklığı var arkadaşlar an itibariyle. Şimdi bir duran top. Malinovski ortaya yaptı. Savunmadan dönen top. Orada Dest, Van de Ven, Eren Elmalı. Yerden pası geçmedi ama orada mücadeleyi sürdürmeye çalışıyoruz. Şimdi Rodrigo'nun koşu yoluna. Rodrigo Yunus Akgün çok temiz aldı. Eren'den Beto'ya doğru geçmedi. Mendy. Leroy Sané. Dest. Ah Dest ya. Arkan bomboş, adamın önüne top indirdi. Ertaç fotoğraf çektirdi bu kurtarışta. Evet, kötü bir oyun oynamıyoruz bu arada. Bu kadroyla yani 24 dakika gayet iyi geçti diyebilirim. Şimdi aradan penaltı hakem. Penaltı hakem. Penaltı, bak ayak içeride, bak ayak çorap içeride ya. Çorap içeride ya. Püh, sizin İspanyol lobinizde her yerdesiniz. UEFA, FIFA, Euroleague, her yerde İspanyol lobisi. Püh. Ah, vallahi iyi oynuyoruz arkadaşlar şu an. 27. dakikaya geldik. Rakibimizden XG anlamında üstünüz. İsabetli şutumuz daha fazla. Bu kadar eksik kadroyla gayet iyi bir performans var. Ama duran topta Szoboszlai skoru 1-0'a getiriyor maçın 33. dakikasında. Kalite farkı normal. Ama önemli olan, hep diyorum ya bunu, belki abi çok konuşuyor. Oğlum adamın nasıl baraj kurmayı bile becerememişiz ya. Barajın içinden geçmiş. Diyorum ya, umut veren bir dest. Umut veren bir şablon olsun derken ilk 35 dakikadan memnunum arkadaşlar ama Dest bizi 10 kişi bırakınca artık çok fazla bir şansımız da kalmadığını söyleyelim. Şöyle yapacağım. Kaan Ayhan, Malinovski, Haydar'a yapacağım. Defansif oyun kurucu oynasın. Yani şu an iyi giden maçta işte bir duran top golü ve akabinde 2 dakika, 1 dakika, 2 dakika içinde Dest'in kırmızı kartı. Çok ince nüanslar. İşte bu ince nüanslar sonuçları belirliyorlar arkadaşlar. Tabela buna göre oluşuyor ne yazık ki. 2-0 oldu. Mendy attı. Kariyer golünü attı Mendy. Maçın 39. dakikası. Geçiyorum. Yalnız Mendy ne oynuyor ya? Valla gayet iyi götürdük 35 dakika bence. İyiydik. 5-3 isabet, 0-50 gol beklentisi ilk 30 dakikada bulduk. Bir duran top golü 33. dakikada ve 35. dakikada görüyorsunuz arkadaşlar. 33'te sarı kart, 35'te ikinci sarı kart, kırmızı kart Dest'ten. Artık ben Dest'le ilgili bir yorum yapmak istemiyorum.
Yani gerekirse birazdan kulüplere 25 milyon euroya önereceğim. Çünkü gerçekten yazık. Sağdaki diğer bu kadar eksiğimize rağmen ortaya konulan mücadeleyi heba eden bir arkadaşımız kendisi. Bu arada Yunus Akgün'le golü bulduk. 2-1 yapıyoruz. Maçın 50. dakikasında Beton'un kişisel çabası ve asisti Yunusspor'u 2-1'e getiriyor. Beto'ya bak, aslan parçası ya. Kafayla indiriyor her taraftan bak. Devam. Şu an 10 kişiyle bile rakipten XG'miz daha fazla. 62. dakika. Müdahale yapmıyor. Up etmiyorum arkadaşlar. Yani bazı şeyleri şu an süzmeye çalışıyorum oyuncu anlamında. Çok ciddi müdahaleler edilecek bir durum yok zaten rakip. Yani Kayserispor değil ya da Manisaspor değil, Real Madrid'le oynuyoruz. Bence de elenelim zaten bu noktada. Bu kadar eksikle bu turnuvada devam etmeye gerek yok. Ama zaman zaman bu takımdan olacak dediğim ibareler aldım. Benim için en önemlisi de bu zaten. Yine basit bir top kaybı, Onur Bulut, Rodrigo. Kalitenin önemini gördüğümüz bir maç daha oluyor kısacası. Dakikalar 74. İyi savunma yaptık. Yani 50 dakikadır 10 kişi. Zeliflerin 1.22 gol beklentisi var sadece. Rüdiger ve as takımla oynuyorlar. Mendy. Yani bunları dememin adı şeyi, sinyal almam. Umut alıyorum takımdan. Bu beni mutlu eden bir etken. Şimdi Dardai, Onur. Oğlum bir dakika, biz ne yapmışız lan? Oğlum Onur Bulut'u biz burada oynatmışız ya. Allah kahretsin ya. Allah'ım ya. Buna rağmen yani. Onur Bulut orta saha, Malinovski'yi sağ bek oynatmışız lan. Şaka gibi ya. Umursamazlık seviyesi bu seviyede bu maçlarda yani. O değişikliği yapamadan yedik golü zaten. 3-1 oldu arkadaşlar. Önemli değil. Önemli değil. Taktiksel değişiklikleri yap bir zahmet yani. Ya sadece desti sildik. Dest bitmiştir. Yani hep teklif bekleyeceğim dedim piyasası düşmesin diye. Şu an direkt transfer listesine koyup satacağım. 3-1 yenildik arkadaşlar. Bence bu kadar eksikli bir maçta Onur Bulut'u merkez orta saha, Malinovski'yi sağ bek denediğim bir maçta kötü bir oyun ortaya koymadık. Beto 7.2 ile maçın takımımız adına en iyisi. Dest 2 dakikada gördüğü 2 sarı kartla kırmızı kartı gördü. Ve artık yani sınırı aştı diyelim. İyi oynadık. Yani rakibe sadece 1.70 gol beklentisi verdik. Yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynadığımız maçta ve 10 kişiyle 1.06 gol beklentisi ulaştık. Umut vaat eden bir maçtı. En azından bu kupadan da böylecelikle zamanında tadında elenmiş olduk. Şimdi Dest gel koçum benim, sen gel. Çok mutlu gözüktü diyor bak bir de. Mağlubiyete mutlu gözükmüş. Dest cezasını kabul etmiş. Gel bakayım koçum. Çok sinirlendim arkadaşlar. Çok sinirlendim. 25 milyon euro. Hatta sana 30 milyon euro. Getir 30 git. Oldukça yüksek olduğunu düşünüyoruz. Zıtlaş bakayım benimle. 30 milyon euro. Ve şimdi maçlarımız yok arkadaşlar. Artık transfer odaklanabileceğiz. 15 Temmuz'a kadar devam edeceğiz. 15 Temmuz'dan sonraki hazırlık maçlarını ben oynayacağım. Önümüzde 17 günlük bir süre var. Naci Ünü var, takası var. Sanchez'le onu bekliyoruz. Watford'u gelecek. Vitinha'nın kararını bekliyoruz. Ve Momoda Fofana gelecek genç oyuncu. Şu an Dest'le ilgili bir gelişme yaşanabilir. Evet geldi. Gel. Gel. 20.5 mu? Seni anam benim için doğru. Düşmeyeceğim. 25'ten 1 gram aşağı düşmeyeceğim. Getirmesin parayı, gitmesin. Paraya da ihtiyacımız olmaz. Paraya ihtiyacımız olmasa çok şey yapmayacağım da 25 milyon euro şu an keş bizim acayip elimizi rahatlatır arkadaşlar. Çok da gider yapamıyorum o yüzden. Evet Haydar'a, bu arada Haydar'a da tabii Haydar'a da gidecek. Onu da bekliyoruz. Teklifler var. Haydar'a, Malinovski, Dest. Bu üçünden yaklaşık şöyle 45 milyon euroya yakın bir parayı kasamıza koyacağız inşallah. Gerçi Dest'e herhangi bir teklif gelmedi 25 milyon euroya. Bekliyoruz. Dest'e test yok. Dest'e test yok. Dest'e
Teklif yok arkadaşlar. Bir sürü takım peşinde. Şuraya bak. Ulan hepiniz de bu kadar parayı verirsiniz ya. Hepiniz. 23,5 milyon euro. Evet, Vitinha'nın da kararını bekliyoruz. Evet, Malinovski gidiyor. Bence iyi iki sene geçirdi bizde Ruslan Malinovski. Geçtiğimiz sezon değil, bir önceki sezon Ocak transfer döneminde geldi. İyi performans, yolu battı, açık olsun diyoruz. Merkez orta saha oyuncusunun Janti bir abimizdi. Güzel anacağız. Malinovski güzel anacağız. Eyvallah hocam diyoruz. Eyvallah. Eyvallah diyoruz. Böylelikle maddi durumda arkadaşlar 21 milyon euro yaptık kasayan itibariyle. Şimdi Vitinha'nın kararını bekleyeceğiz. Abi çok eksik bölge var ya. Çok eksik bölge var gençler. Eyüp'ü halledemedik. Miretti gidecek, Holm gelecek, o avantaj. Eyüp'e bir daha gidelim ya. Bunları temizleyelim. Eyüp neredesin? Bunları temizle be oğlum ya. Eyüp nerede ya? Eyüp'ü halletmemiz lazım. Türk kontenjanı için. Evet. Artık gel. Abi senlik 1,65 veriyorum. İmza parası 250 bin euro. 4 yıl bak. Belirli sayıda lig maçına çıktıktan sonra. Abi çok istiyorsun. Yıllık maaşın artışın %15 olsun. İmza parası atıyorum. 350 bin euro. Tamam. 1,6 milyon euro veriyorum arkadaşlar. Eyüp'ü almamız lazım. Türk tamamıyla pasaporta veriyorum. Eyüp'ü stopere devşireceğim. Eyüp, Metehan, Baltacı stoper hattı olacak. Orta sahada, merkez orta saham, Alman oyuncu, Aseno Kiel'di. Bir de Vitinha gelirse. Vitinha olacak. O ikilinin merkez orta sahanın yedeğini ise Balkan ve Burak İnce yapacağım. Forvet arkasında Arda Güler, Holm oynatacağız. Sol tarafa bakacağız. Sağ taraf belli. Yunus Barçi. Güzel oldu. Güzel oldu. Şimdi Dest giderse bir de sağ taraf oyuncusu hazırım. Evet ama Dest'e arkadaşlar Dest gitmiyor Dest. Ne yapacağız bu Dest'i ya? 22,5 22 milyon euro daha neye satacağım da? Miretti Avrupa 21 şampiyonu rüya takıma seçilmiş. Abi çok iyi adam ya. Ama o kadar parayı veremem ki ben arkadaşlar. 4 milyon euro nasıl vereyim ben Meret diye. Belki yine kiralık listesine düşerse çekeriz kiralık ama 4 milyon euro vermem imkansız yani. Şu şartlarda görüyorsunuz mali durumu. İmkansız. Evet deste teklifler var. Zenit'ten var ama hep taksit ve bonuslu, ekstra bonuslu. Bir de cash lazım. Cash. Cash. 1,5. 20'den 6 da satmam. Ne kadar aldık biz desteği ya? Şimdi bir ona da bakalım. Evet, sevinici nokta arkadaşlar. Sanchez Ajax'a gidiyor. Naci var Galatasaray'a geliyor. Bir takas change transferi yaptık. Ajax'la Naci'yi aldık. Türk pasaportuyla oynayan Naci bence çok büyük avantaj bizim için. Ve Roberto Sanchez'i gönderdik. Evet, Almeria'dan, ikinci ligden Almeria'dan 21,5 milyon euro teklif var. Ben bunu kabul ediyorum. Git ikinci lige sürün. Git ikinci lige sürün. Tamam. Git ikinci lige sürün kardeşim. Evet Naci geliyor. Holm geliyor şimdi kiralıktan. Kaan Ayhan gidiyor. Eyüp Aydın'a sözleşme sunduk. Opsiyonunu kullandık. Malen gidiyor arkadaşlar. Bu dakikadan sonra Milan bu arada Sanchez almış. Hareket başlayacak şimdi artık. Deste teklifler var. Kiralık mı? Leipzig'ten bir teklif var. Yok abi bunları kabul etmeyeceğim. Geç lazım bana. Benfica adam var. Hiç pazarlıksız bir de ha. Pazarlık da yapmıyorlar teklifler. Çünkü elimiz güçsüzleşti. Herif kötü oynuyor. Farkında tabii bunun. Chelsea'den şu teklif fena değil sanki arkadaşlar. 17,5 milyon euro cash. %20 sonraki satıştan elde edecek pay. Taksit 6 aylık 4,2 milyon euro. Yani Almeria'ya gitmeyebilir. Chelsea'nin teklifini bence kabul edelim. Fena değil. 21,5 milyon euro geliyor. Sonraki satıştan payla. Almeria'ya gitmez. Bu uğraştıracak bu biz belli. Biz onu 8 milyon euroya almışız. İyi kar. 12 milyon euro kar elde edeceğiz. Haydar'a kiralık teklifi var. Gülüyoruz. Van de Ven gelişiyor. Van de Ven'e herhangi bir teklif yok bu arada arkadaşlar. Kendisini isteyen var. Eintracht Frankfurt, Porto, Sevilla istiyor ama herhangi bir teklif yok.
Evet, artık Vitinha'yı bekliyoruz. Vitinha'yı bekliyoruz. Türkiye'den serbest bırakılan oyuncular. Furkan Bayır. Furkan'ı alalım ya. İmza attıralım. 25 yaşında Türk oyuncu. Gelsin. Gel. 1,2 milyon euro. 100 bin euro da imza parası. 3 yıllık sözleşme. Gelsin. Metehan Baltacı Furkan'la oynar. Jill sözleşmesi eriyor. Hemen sulanalım arkadaşlar. Bir Regen 18 yaşındaki Kolombiyalı forvet oyuncusu. Çok müthiş bir transfer olur. Gözlemci raporu var. Şöyle bir imza attıralım ama istemiyor. Görüşmelere başlamak istemiyor. Thiago Holm geri geldi. Ben Thiago Holm'u kullanacağım arkadaşlar. Thiago Holm'u kullanacağım. Bence çok iyi profili var. Arda ile ofansif orta sahada Thiago Holm'u rotasyona sokacağız. Arda ilk 11 oyuncusu 10 numarada. Odin'in oğlu Holm de adının ismi karizma. Odin Thiago Holm. Kötü futbolcu çıkması imkansız. Evet, Haydar'a gidiyor bu arada. Hayırlı uğurlu olsun Haydar'a için de. Şimdi Vitinha'yı bekliyoruz. Manios gitti. Vitinha gelmezse yalnız, evet, Miretti gidiyor arkadaşlar. Ne yazık ki Miretti'nin gitti. Çok iyi profil yaptık herife. Gönderdik. Kiralık böyle bir şey. Kiralık vermiyor tabii ki. Ama takip listemizi alalım. Takip listemize kalsın. Eyüp Aydın. Eyüp Aydın'da sözleşme verdik. Şu an karar aşamasında. Bence iyi bir Türk rotasyonumuz oldu. Dest için kiralama teklifi mi? Abi şaka mı yapıyorsunuz? Furkan Bayır'a Trabzonspor'un da teklif var ama sözleşmeyi güncellemeyeceğim. Benim adam gitmiş Tottenham'a. Caicedo, Mauricio Caicedo. Günümüzde Brighton'da oynuyor Real Hayat'ta. Müthiş profil. Müthiş profil. Çok iyi profil. İki yönlü orta saha. Her şey oynar. Evet, Eyüp Aydın Galatasaray'ımızda 5 milyon euroluk opsiyonu kullandık arkadaşlar. 4,9 milyon euroya kadromuza kattık. Oyuncu lisanslarını artık yapabiliriz. Yapabiliriz. Bu arada Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da karşılaşmalar devam ediyor. Anderson. Bir de şu transfer listesine de arada bakalım. Diyorum ya, belki bir fırsat transferi şey yapabiliriz. Bu kimmiş ya? Almar. Fırsat transferi kovalayabilirsek. Hani kiralık Dani Malen gibi, anlatabiliyor muyum? Aynı oyuncular var. Vitinha'ya zaten Vitinha düşünüyor. Hala düşünüyor. Şaldrup var. Valla arkadaşlar, Şaldrup en son seçenek olarak kalacak. Sol tarafa hiçbir adam alamazsak Şaldrup'a gideceğiz. Mecburen. Sol tarafta kafamda bir isim var çünkü. Bir isim var kafamda. Ama Florentina'dan Şaldrup'a teklif var. Real Madrid Gusto'ya 45,5 milyon euro vermiş. Sevilla'dan Nathan'a 8 milyon euro. Van de Ven gelmiş arkadaşlar. Ne diyorsun? Yeni sözleşme. Evet, Van de Ven'e yeni sözleşme vereceğiz arkadaşlar. Mevcut sözleşmesi 2 milyon euro. Gel bakalım. Oyuncu kaptan yapılacak. Hadi lan, sana mı soracağız? Of. Çok istiyorlar abi. Bu nedir? 3,8 milyon euro istiyor ya. 3,12. İmza parası 3 milyon euro. Temsilci 550 verelim hadi. 4 istiyor. Çok istiyorsun reis, ben sana bu kadar veremem ya, 4. Yok abi, ben sana bu kadar veremem, kusura bakma. Daha sözleşmen de var. Mutsuz ol abi. Çok istiyorsun oğlum. İstediğin sözleşmeyi, evet, kulübün yaptığı teklifi kabul etmemek sana kalmış. Bu konuda benim konum kapanmıştı. Tamam abi, gitsin o zaman yani. Getirsin 35-40 milyon euro, gitsin. Yani bir stoper, tamam, hani dünya yıldızı olsa anlayacağım. Tamam, iyi oyuncu eyvallah ama 4 milyon, 4,5 milyon euro, 3 milyon euro imza parası. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hayırdır, Flore'yi mi sattık? Hayırdır, kat karşılığı proje mi inşa ediyoruz? Hayırdır yani. Evet, Dostluk Kupası yarı final maçına kadar şu transferleri bitirmemiz lazım. Deste teklifler devam ediyor. Napoli'den ve Strasbourg'dan kiralık teklifler var. Daniel Ruiz, kanat oyuncusu, genç oyuncu. Fena bir oyuncu değil arkadaşlar. Sol tarafta merkez orta sahada oynayabiliyor. İyi bir gözlemci raporu var ama benim şu an düşüncemde yok. Atletico Madrid'den Yunus'a bir teklif var. 16,5 milyon euro. Cash 13,5 milyon euro. Şunu 40 milyon euro yapalım. İptal ediyor. 40 milyon euro. Evet. Ne yazık ki üzücü haber. Vitinha tahmin ettiğimiz üzere çok sinirim bozuldu. 15 milyon euro paramız var. Vitinha gitti arkadaşlar. Vitinha ne yazık ki Monaco'ya gitti. O kadar para da verdik ama adam gitti. En kritik bölgeye oyuncu bakacağız. En kritik bölge
Ya vallahi Miretti çok iyi profil. Oğlum bak 15 keş veriyorum. 35 milyon euroya veriyorum bak. 20 milyon euro da taksit. 27,5 milyon euro 37,5 istiyorum. İş olur. O parası 17,5'a çıkacağım. Alacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani en kritik bölgeye biraz para vereceğiz. 22,5 milyon euro taksit verim. Tabii ki bu taksitler de bir şekilde ödediğimiz paralar yani. Hani beleşe almıyoruz. 20 milyon euro ama çok da veremem abi. 20 yani maksimum vereceğim para bu. %40 pay. Hadi canım sen de git ya. Sen ne yapıyorsun abi? %40 pay nedir ya? Kamavinga geçtiğimiz sezon oynamış mı? Oynamış. Kiralık uğraşır mıyız diyecektim ama 67 milyon euro istiyorum için. Bir dakika lan. Biraz böyle 15 diyelim. Şansımı zorlayacağım. Ama Kamavinga'ya gelmek istemez. Bakmadık hiç ona. Ona hiç bakmadık. Eksen istiyor arkadaşlar. Nereye? İmkansız bir şey yani. Evet, mis gibi bir orta saha sıkıntımız an itibariyle olmuş durumda. Elif Elmas var. Ama çok yeter değil bence Elif Elmas profili. Ya şu an itibariyle elimizdeki oyunculardan adına şöyle konuşabilirim. Orta sahamız güçsüzleşmiş durumda arkadaşlar. Kısacası. Evet, takip listesine şey yapmadan bir transfer listesine bir bakalım. Merkez orta saha için. O genç Asenoy'u oynatacağız zaten. Bu ne ya? Gelsene. Gelsene bir şey deneyeceğim. Yok gelmez Pellegrini. Niye gelsin abi adam bana? Ben olsam ben de gelmem. Bu da fena değil la. Oha. Müthiş bir transfer. Oha bu adam çok iyiymiş lan. Manu Kone, Borussia Mönchengladbach'ta. Bu kadar iyi mi bu adam ya? Ben arada Mönchengladbach maçlarını izliyorum ama çok iyi fiziksel özellikler, çok iyi zihinsel özellikler ve teknik özellikler de teknik 15, pas 14, ilk kontrol 13, dribling 16. Tam bir merkez orta saha. Oha çok şaşırdım arkadaşlar. Yani o Arda'nın arkasındaki fiziksel gücü sağlayabilecek dayanıklı bir oyuncu. Gidelim bakalım lan. Vallahi ben bir anda şaşırdım. 10 milyon euro cash atalım. 10 milyon euro taksitle atalım. 11'e tamam bu iş olur. 10'a 12. 22 milyon euro. Oğlum illa 2 milyon euronun lafını edeceksiniz ya. 22,5. Belirli sayıda. Hangi ülkeli bu ya? Fransız milli takım. 20 maçtan sonra da 2,5 milyon euro. Teklifi kabul etmedi. Şöyle bir konalım. Ama çok iyi adam. Tabii gelmek istiyor mu? Oyuncunun gelmek isteyip istemediğine de bakmadık. Geliyor ama çok maaş istiyor ya. Fagioli bu arada Juventus'ta transfer listesinde ama yok abi Fagioli aldığımızda iyi katkı alamadık Fagioli'den. Isco falan var lan. Şimdi arkadaşlar şöyle gidelim. Transfer listesi yapmayalım. Bizim özelliklerimiz zaten 27 yaşına kadar oyuncuları şöyle bir açalım bakalım kimler var kimler yok. Hani bizim ihtimal dahilinde olabilecek transferler. Orkun Kökçü çok istemeseler Orkun Kökçü'ye sulanırım ama çok istiyorlar Orkun için. 40 milyon euro istiyorlar. Nakit bir de. Hannibal. Fena bir oyuncu değil Hannibal'da. Valla mis gibi bir orta saha sorunuz oldu. Hayırlı uğurlu olsun camiamıza. Mis gibi mis. En misinden. O neyi çözmemiz lazım. Ne diyorsunuz ya Van de Ven? Ayda takımın yarısı gelmiş. Oğlum hangi ara Flori'ye ayak bastığında isyan çıkartıyorsun? Odin'in oğlu oğlum.
Hayırdır, çekiç mi sallayacaksın bana? Niye bir yeni bir sözleşme önermiyoruz? Metehan'a bak. Şöyle yapacağım. Parmakla işaret edeceğim. Gayet mantıksız bir istekte bulundu. Hem ayrıca onu bu haldeyken yeni sözleşme önerirsem sizler de yeni sözleşme için sıraya gireceksiniz. Morali bozulmuş. Ne diyeyim? Sandalyeyi tekmeliyorum. Büyük hayal kırıklığı. Gidin abi. Abi. Yeter, bu ne ya? Başladık. Zamanında biliyorsunuz ilk sezon Nelson Torreira, Oliveira. Takım içi darbe yapıyorlar. Heriflere bak. Arkadaş, o Kone'yi almamız lazım orta sahaya. Direnç, çok ciddi direnç katabilecek bir oyuncu. Monaco Dybala'ya 47 milyon euro vermiş. Inter ve Juventus'tan deste teklifler var ama kabul etmiyorum. Evet, Villarreal'den Van de Ven'e 10 milyon euro. 40 milyon euro istiyoruz. Hadi yallah. Haydar'a gidiyor Brighton arkadaşlar. 7 milyon euro koyduk transfer bütçesine. İstediğim rakamları satamadım ama yapacak bir şey yok. Evet, Kone için ne istiyorsunuz? Ya çok istiyorum reis. Yani vereceğim maksimum rapan 23,5 milyon euro olur. Bir futbolcu da yaşı da genç. 24 yaşında lan da. 24 milyon euroya çıktım. Yok abi, herifler ikna almıyor ya. On, 12,5 yapacağım. Sonraki satılırsa kardan alınacak. Kardan alınacak. %'den %25 vereceğim. Reddediyor, yine teklif yapacağız. Evet, bu iş sürdüreceğiz. Konu işini çözmemiz lazım arkadaşlar. Konu işini çözmemiz lazım. Şimdi bu arada sol taraf işini ne yapacağız? Sağ taraf, sol bek, sağ bek lazım. Bart satmamız lazım. Daha bir sürü işimiz var. 10 gün sonra da bir hazırlık maçı var. Danimarka takımıyla hazırlık maçları başlıyor. Bart ne durumda? 12 gün. Bart satmamız lazım. Kerem. Ben artık Kerem'i transfer listesine koyacağım arkadaşlar. Önerelim. Çünkü Naci de geldi oraya. Yabancı oyuncu da alacağız, kanat forvet. Naci ile yabancı forvet, yeni transferi sol kanat forvet rotasyonda kullanacağım. Sağ tarafta Barçi ile Yunus'u. Kerem lüks kalacak. Kerem'e teklif yok. Tabii o 29,5 milyon euro Kerem için çok absürt oldu. Biraz 25'e indirelim onu. 25 çok iyi para. Porto'dan Van de Ven'e 40 milyon euro abicim. Pazarlar kapalı, 40 milyon euro. İşinize geliyorsa. Leipzig'ten deste teklif var. Chelsea teklifinin aynısı arkadaşlar. 17,5 milyon euro yaklaşık cash. 4 milyon euro. Taksit 12 aylık. Sonraki satıştan elde edecek pay %20. Kabul ediyorum. Devam. Evet, bu arada Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Manchester City yenmiş. Finalde Paris Saint-Germain'i 2-0'la geçerek. Evet. Vallahi çok içime sinmedi. Çok iyi transferler yapamadık. Yani Vitinha olmadı, Kraus olmadı orta sahaya. Şu Kone'yi çözebilsek 10,5 %35 istiyor. %25 verin bro. Bak 14 de buradan verin. Bunu 10'a çek. 50 maç sonra da ödeme istiyor. Ya dur bir ya. 15 vereyim. Bu da %20. Allah'ım ya, çıldıracağım, yemin ederim çıldıracağım. Başka prim ekleyelim hadi. Tamam, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalırsak olabilir şeyler eklemek istiyorum. Olmayacak şeyler eklemek istemiyorum. Kaldık, final yaptık. 500 bin euro da oradan atarım. %25 ama ya. Yok arkadaşlar, olmuyor. Herifler ikna et, olmuyor ya. Çok enteresan mı? Yani ama çözmemiz lazım. Çok beğendim. Çok beğendim. Evet, antrenman testleri de yenilendi. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen şöyle bir bakalım. Antrenman testlerini de arkadaşlar 3,5 yıldıza çıkarttık. Bu sezon hedef 4 yıldız yapmak onları. Kerem'e teklif yok. Kerem.
İlgilenen de yok kendisiyle. Abi biz niye Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan takımız? Bizde niye hiç kimse ilgilenmiyor ya? Bizi hiç, niye hiç kimse tınlamıyor ya? Takım öncesi toplantıyı yapalım arkadaşlar. Buradan herkes memnun. Evet, şeyler başlıyor. Sezon başlıyor artık. Çok iyi bir transfer dönemi geçiremedim. Of. Herkes de sözleşme istiyor ya. Eren geldi bu sefer de. Eren Elmalı. Elmalı olan. Ne kadar isteyecek? İyi performans var. Ya şu mevki olayını geçin. Bana şey yapmayın. 3,5 milyon euro istiyor. Ha, bu nedir ya? Kapıyı herkes 3 milyon eurodan açmaya başladı ya. Üç. 3 milyon euro, 500 bin euro imza parası arkadaşlar. 4 yıllık sözleşme Eren. Evet, şu Kone işini çözmeye çalışıyoruz. Kerem'i satıp, Kerem Dest satıp transfer bütçesi yaratıp bir sağ bek bir de sol kanat forvet düşünüyoruz arkadaşlar ama açıkçası çok iyi bir transfer dönemi olmuyor. Arda, Fran Garcia ve kaleci çok içime sinen hamleler oldu. Alman Bayern Münih'ten kiraladığımız oyuncu Aseno muydu? Kili. O da iyi bir transfer oldu ama merkez orta sahada ciddi sıkıntımız var. Evet bak, Sociedad Kone'ye transferi teklifini yapmış hemen. Onlar da 25 vermiş. Kerem gitmiyor arkadaşlar. Bir de Kerem. Satmamız lazım abi. Evet. İyice şeye döndü ya. %30 veririm. %40 istiyor ya. Abi bunlar kafayı yemiş ya. Ya tamam ya. 12,5 milyon euroya çıkacağım arkadaşlar. Bunu da kaldıracağım. Belli milli maç kalsın. Şunda da 15-27,5 milyon euro filan. Tamam ya. Kabul ettim. Ya yapacak bir şey yok. 20, 26-27 milyon euroya almamız lazım. İyi bir gözlemci raporu var. Abi nasıl bir paradır ya? Herif Sociedad'da istiyor. Yıllık maaş artısı da %10 yapalım bari. Niye bunu yapıyorsun diyeceksiniz. 5,5 milyon euro vereceğim arkadaşlar bu adama. 3,5 milyon euro da imza parası vereceğim. Temsilci komisyonda 500 bin euro vereceğim Manu Kone'ye. Birazcık daha yıllık maaşını arttırdım beni tercih etmesi için. Çünkü peşinde herifin Real Sociedad var. Yani kuvvetle muhtemelen yine bizi tercih etmeyecek. Yine bizi tercih etmeyecek gibime geliyor. Onun yedeğini ayarlamamız lazım. Evet, Kerem Aktürkoğlu bu arada yok. Kerem Aktürkoğlu da gitmiyor. Aa, Balkan'a bak ya. Vallahi Balkan ilk 11 oyuncumuz olacak ha. Ben size söyleyeyim. Furkan da Trabzon'a gitti bu arada. Aferin ha Balkan. Ne varsa sende var aslan. Vallahi oynatırım hiç. Devam. Furkan Trabzon'a gitti. Teklifimizi reddetti arkadaşlar. Hayırlı olsun, olsun Furkan için diyoruz. Evet, şu orta sahayı çözemedik. Kerem'i satamadık. Sol tarafta sıkıntımız var. Evet, Dest gidiyor arkadaşlar. Dest Chelsea'ye gidiyor. Cash 17,5 milyon euro. Taksit 4 milyon euro. Sonraki satıştan elde edecek pay. %20'sini alacağız. Ve şimdi bir sağ bek arayacağız. Sağ bek arayacağız şimdi. Demiyorsunuz. Şu Kerem için transfer listesinde olan oyunculardan bir şey yapabilir miyiz? Change transferi. Aynı Roberto Sanchez, Naci Ünüvar gibi. O ihtimali değerlendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Aslında Kone ile Sheldrup. Ya Sheldrup. Bilemiyorum. Ama transfer listesinde de işimizi görecek çok isim yok.
Çok böyle dişe gelir, hani ihtiyacımızı karşılayacak bir isim yok arkadaşlar. Kiralık listesine de bakalım. Mokoko kiralık listesinde. Oğlum bu adamı niye kiralık listesine koydunuz ya? Bu adamı sol taraf forvet yapamaz mıyız ya gençler? He? Sol kanat forvet Malen gibi kullanabiliriz. Bir anda heyecanlandım, attım. Libidom yükseldi bak. Fiziksel özellikler harika. Bitiricilikler çok iyi. Sol kanat forvet yapabiliriz. Arda Güler bunu iyi besler. €15.000 aylık ödeme. Çarpı 12, 1,5 milyon euro. Oynatılmadığı zaman 300 bin euro. Opsiyonlu bonservis bedeli 75 bin euro. 2 sezon. Vallahi yaptım teklif. Sol kanat forvet yapacağım Mokoko'yu. Sol kanat forvet yapacağım. Mecburum arkadaşlar. Yani istediğimiz şeyi yapamadık. Tabii gelir mi bilmiyorum bu arada. Mokoko bizi tercih eder mi? O konuda bilgim yok. Şuradan bir bakalım. Sanmıyorum aslında. Yani zor bir ihtimal, ben söyleyeyim size. Ama sol kanat forvet Malen gibi kullanabiliriz Moukoko'yu. Moukoko, Arda Barçi, önde Beto. Kağıt üstünde fena durmuyor ama bu Kone transferi çok kritik orta sahada. Kone olmazsa Miretti'ye gideceğim. Miretti'yi alacağız arkadaşlar. Kone olmazsa Miretti'ye bir şekilde çözmemiz lazım. Gerekirse taksit, bonus, monus filan 40 milyon euroyu vereceğiz. Evet, Barçi gelişimini sürdürüyor. Aslan parçası. Devam. Güzel. Güzel. Buradan bir övelim. Şu hazırlık maçı başlamadan şu işleri bitirsek iyi olacak. Des gitti bu arada. Bu arada Balkan gerçekten ciddi gelişiyor ya. Aferin oğlum benim. Aferin. Ve Metehan Baltacı. O da gelişimini sürdürüyor. Şu şeye bakmamız lazım bir de. Tabii ki sağ bek olayı var arkadaşlar. Des gitti şimdi. Sağ bekte Onur'u da yolladık. Sağ bekimiz sıfır hatta şu an. Benim takip listemde Van der Son var arkadaşlar. Çok iyi bir gözlemci raporu var. Müthiş bir transfer olur. Brezilyalı Monaco'nun Brezilyalı bek oyuncusu. Aynı sol taraftaki Fran Garcia gibi sol tarafı kullanabilen bir oyuncu. Tek sıkıntısı var. Teknik özellikleri bence çok yeterli ama güç 10. Biraz güçsüz bir oyuncu. Yani orada biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Şöyle bir teklife gidelim. Çok ciddi bir miktar istemeyecek gibi gözüküyor. Yani bonuslarla birlikte şu an 15 milyon euro gözüküyor. 5 verelim. Şuradan 7,5 verelim. 12,5 milyon euroluk bir teklif. Evet, 12,5 milyon euro. Bence iyi. 5 cash verdik. 7,5 taksit 6 aylık, 12,5 milyon euroluk bedel. Van der Son iyi bir hamle olabilir. Gusto'yu düşünüyordum ama Gusto Real Madrid'e gidiyor arkadaşlar. Müthiş bir oyuncu. Yani şu fiziksel özellikleri deneyecek bir şey yok ama 45 milyon euroya Real Madrid'e gider abi bu adam. Hiç adamın kafasını karıştırma ihtimalimiz bile yok. Yedek olarak da Mehmet Aydın'ı düşünüyorum orada ben. Mehmet Aydın, Onur Bulut'un yerine. Mevkisiz oyuncuyu sevmem. Görüyorsunuz her tarafta oynayabiliyor ama 3 milyon euroluk bir çıkışı var Mehmet Aydın'ın. 3 milyon euroyu verelim. Güzel. Bak şimdi birazcık daha içime sindi açıkçası. 2,3 milyon euro istiyor Van der Son. Fena değil. 2'ye çekelim onu. Şuradan bir 500 bin euro atıp satış bedelinden payı çıkartalım. Evet, 2 milyon euro. Temiz iş. Mehmet Aydın çok. Oha, o rakam doğru mu lan? Mehmet Aydın arkadaşlar benden tam 5,7 milyon euro istiyor. Ya yürü git ya. Yürü git ya. Yürü git abi ya. Sağ bek Türk bakacağız. Kimler var Türk sağ bek bakalım. O kadar veremem ya. 5 milyon euro nedir? Brezilyalı adamı getiriyoruz arkadaşlar. Mehmet Dinçer. Ne yazık ki sağ bek havuzunda da Bünyamin Balcı var. Oraya bir oyuncu devşiremez miyiz peki takım içinden oraya? Gerçi Onur gitmiyor arkadaşlar ya. Onur'u bir şekilde kullanabiliriz de yarım sezon, en azından devre arası transfer dönemine kadar. Onur'u kullanalım. Ocak transfer döneminde oraya bir Türk oyuncu çekeriz. Van der Son'la idare ederiz as takımda. Onur'u da yedek olarak idare ederiz. Mehmet Aydın'a o paraları veremem artık. Evet, Eren Elmalı'ya sözleşme imzaladık. Şimdi Kone'nin kararını bekliyoruz. Sol tarafta Moukoko hamlesi. Bakın onu Malen gibi kullanacağım. Beto ile ilgili değil bu transfer.
Sol tarafa devşireceğim. Oynar sol tarafta. Sağ ayaklı bir oyuncu zaten. Kanat forvetlerde genel aradığım özellikler hız, bitiricilik, güç. O Moukoko'da var. Malen'de de vardı. Aynı zamanda ters ayaklı olması kanat forvetimi. Yani sol kanat forvetinin sağ ayaklı olmasını istiyorum. Evet, Van der Ven'e teklifler var ama çok komik teklifler abi. Biz, yani niye bu kadar Şampiyonlar Ligi finali oynamış takım niye bu kadar? Evet, Moukoko'yu kiraladık arkadaşlar. Moukoko'yu kiraladık. Van de Ven geliyor ki niye beni satmadınız diyor. Üç buçuk milyon euro istiyor arkadaşlar. 3,5 milyon euro. Ya iyi topçu da. İyi topçu arkadaşlar. İyi topçu da. Vermeyeceğim ya. Yani 3'ten fazla vermeyi düşünmüyorum anda beni. İyi teklif gelsin. 40 milyon euro getirsin. Evet, bu arada arkadaşlar, Gusto bahsettiğimiz sabit 52 milyon euro Juventus'a gitmiş. Şimdi bir merkez orta saha kaldı. Merkez orta sahayı da hallettiğimiz anda tamamdır transferlerimiz. Evet, Moukoko. Ben dediğim gibi Moukoko'yu arkadaşlar sol tarafa devşireceğiz. Hatta hemen antrenmanını yapalım. İyi transfer. 2 sene kiralık iş yapar. Şöyle kanat forvet bakın. Kanat forvet destek yapacağım. 2 kat yoğunluk vereceğim. Ekstra antrenman olarak ise arkadaşlar ben ona bir dakika hücum organizasyonları diyeceğim. Yok, hücum organizasyonları bir dakika. Bir dakika. Tamam, hücum organizasyonları da kalsın. Kerem'e teklifler var. Hadi lan. Oğlum 17,5 milyon euro var. Vereceğim arkadaşlar Kerem'i. Kerem'i vereceğim. Yani 500 bin euro maaş katkısı vereceğim. Kasaya para lazım. Bunu reddediyorum. Aykan da kabul ediyorum. Aynı teklif. 12,5 milyon euro cash, 600 bin euro oyuncunun satan takım maaşa katkısı. En azından para girmesi lazım. Şu orta sahayı çözdük mü derin bir roh çekeceğiz. Şu an biraz kafamda istediğim plana doğru gidiyorum aslında bakarsanız. Ya bizim olayımızı Arda bozdu. Arda'yla Fran Garcia'ya çok yüksek bonservis bedeli verdik. Evet, Dest gidiyor arkadaşlar. Dest de Chelsea'nin yolunu tuttu. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yunus geliyor. Dest niye gitti diyor. Sana ne Yunus? Sana ne? Ha, geri vitesi yaptın. Geri vitesi yaptın. Aferin Yunus. Sana ne? Şu an kasamızdaki para 34 milyon euro. 34 milyon euro gençler. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Maçı iptal edeceğim, hazırlık maçını. Şu Lens maçına kadar iptal edeceğim. Şu transferleri bitirelim ya. Bir dakika, çık. Çık, çık, çık. İptal edemiyorum. Neyse, sonucu göster yaparız. İrfan Can. Evet, Kone'yi bekliyoruz artık. Kone'deki durumu bekliyoruz orta sahada. Kone olmazsa Miretti'ye gideceğiz arkadaşlar. Kone olmazsa Miretti'ye gideceğiz. Evet, transfer dönemini kapatacağız. Bart elde kaldı. Bart sakatlığı sebebiyle Bart'ı satabilirim. Önümüzdeki videoda bir Bart hamlesi olabilir. Şu an hatta bir transfer listesine koyabiliriz. Sakatlığını atmatmış durumda. Çünkü orada Eren Elmalı ve yeni transfer Fran Garcia var. 10 milyon euro isteyelim. Ya da biraz çıkartım ya. 15 isteyelim. Bir önerelim bakalım. Hiç sanmıyorum 15'e Bart'a kimse teklif vermez ama bir önerelim. Evet, geldi. Niye bu kadar bonservis? Abi biz yani 13,75, tamam 13,75 getir git oğlum. Var mı kendisiyle ilgilenen? Bologna ve Udinese istiyor arkadaşlar. İyi para 13,75. Evet, şu maçı direkt oynatacağız. Mecburen geçeceğim. Hızlı sonuç göster yapacağım hazırlık karşılaşmasını. Önerilen kadroyu kullan diyelim. As takımı çıkartacağım. Moukoko'yu dediğim gibi sol tarafa devşireceğim. Barça'yı sağ taraf. Abi bizim asistan menajer nasıl bir şeyse Arda'yı sağ tarafta oynatıyor herif ya. Van der Ven'i koyacağım. Dardai'yi koyacağım. Eren Elmalı'yı sağ beke koymuş. Tamam, Eren Elmas sağ bekte oyna. Onur Bulut'u koyacağım abi. Niye onu koyalım ya? Mevkisinin adamı oynasın. Şöyle bakalım. Şu Aseko Nikili'yi buraya koyacağız. Orta sahada Balkan oynasın. Arda, Moukoko. Ya şu an itibariyle arkadaşlar sağ tarafa bir transfer gelecek. Merkez orta sahaya bir transfer geldikten sonra bu kadro bizim bu sezonki as kadromuz olacak. Şimdi şöyle bir sonucu göster diyelim.
İnşallah sakatlık vermeyiz bu arada. Şu 4 günde, 5 günde maçları, transferleri bitireceğim. Lens maçını ben sonra oynayacağım. 7-1 yenmişiz arkadaşlar. 7-1 yenmişiz. Çok pozisyon verdiğimizi görüyorum. Şimdi bir onun ana goller kimden gelmiş? Barçi 2, Nikili, Beto 3, Arda Güler gol atmış arkadaşlar. İstatistikleri görebiliyor muyum? Ona bakacağım. 21 şut, 13 isabet, 1.93 gol beklentisi, 1.03 gol beklentisi vermemiz biraz sıkıntı olmuş ama ilk maç itibariyle, bir de oynamadığımız bir maçta kazanmak önemli tabii ki. Devam. Evet, tamamıyla şeye odaklanmış durumdayız. Kone transferine odaklanmış durumdayız arkadaşlar. Tamamıyla oradayız şu an. Ugarte varmış bakın. Of. Of of of. Leipzig hemen 44 milyon euroyu vermiş. Bir maç daha oynayacağız. Final maçını oynayacağız bu sefer. Bart'a teklif yok. Bart yeni kulüp bul kendini oğlum. Dedim ben size, o kadar para vermezler Bart'a. Piyasa yapamadık Bart'ı. 12,5 önerelim. Vallahi arkadaşlar ben yani Kone'den ziyade Miretti'ye mi gitsek diye şu an düşünüyorum. Evet, Bart için teklifler var. Salzburg'dan yine 165 bin euro yıllık oyuncuya satan takımın maaş katkısı ve 8,75 bonservis cash 3,7 taksit kabul edeceğim. Bart gelişmedi arkadaşlar. Yani ne yazık ki geliştiremedik Bart. Her transfer tutacak diye bir şey yok. İşte bakın 4 milyon euroya aldık. Bonuslarla birlikte, taksitlerle birlikte daha doğrusu 11-12 milyon euro, iyi bir rakam. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, Kone geliyor arkadaşlar. 29 milyon euroya gelecek Kone. Müthiş bir transfer olur. Gözlemci raporu var. İyi oyuncu ya. Yani Miretti mi Kone mi, o aradayım. İyi oyuncu abi, 24 yaşında. Manu Kone. Arda'nın arkasında çünkü fiziksel güçte bir oyuncuya ihtiyacımız var. Ben alıyorum arkadaşlar. Manu Kone Galatasaray'da. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şunlar tamamdır. Aldık. Sağ bekle de bitireceğiz inşallah bu sezonki transferleri. Ben antrenmanları ayarlayacağım her zamanki gibi. Manu Kone Galatasaray'ımızda 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransız. Piyasa değeri 24-32 milyon euro arasında. Merkez orta sahada yeni transferimiz Nicole, neydi ya? Kili ile birlikte oynayacak. Alman oyuncu Kili ile birlikte Kone'yi göreceğiz. Kone'yi merkez orta saha, 2-10'un orta saha Mezzelli olarak kullanabiliriz. Gerçekten zihinsel ve fiziksel anlamda ihtiyacımız olan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. 1,85 boyu var. Duran toplarda, bu kadar sıkıntı yaşadığımız duran toplara bir çözüm de olabilir en azından. Boy ortalamamızı yükseltmemiz. Çünkü baktığımız zaman giden oyuncularımız bu kadar. Mesela Miretti 1,68 filan da arkadaşlar. Evet, şu maçı da oynayacağız. Ama komple yedeklerle çıkalım. Çünkü sıkıntı istemiyorum. Eyüp'ün ayarlayacağız arkadaşlar bu arada şeyini. Stoper yapacağım elimi. Holm'u alalım. Komple rotasyonla çıkacağım bu karşılaşmaya. Naci sol tarafa geçsin. Eren Elmalı buraya geçsin. Onur oynayacak. Yunus Akgün'ü buraya alalım. Kone'yi de ilk maçta bir koyalım bakalım. Kone neler yapacak bir görelim en azından. Kone'yi de Balkan yerine koyalım şöyle bir. Evet, sonucu göster yapacağım. İnşallah sakatsız belasız atlatırız. Sakatsız belasız atlatırız. Ben diğer hazırlık maçlarını oynayacağım bu arada. Takımı görmek istiyorum arkadaşlar. Takımı görmem lazım. 8-0 yenmişiz arkadaşlar rakibimizi. Rahat bir galibiyet. 8 olmuş bu arada. Biz oynamayınca 8 olmuş. Şöyle bir bakalım. 5,60 gol beklentisinden Hol, Naci, Deniz, Metehan, Aseko Nikili, Kerem, Beto ve Balkan. Yalnız bu Aseko Nikili her maçta gol atıyor ya. Aseko Nikili bu adamın ya, iyi topçu. Bakın beğenmeyeceksiniz biliyorum ama güvenin. Bakın bu adam iyi topçu olacak. Kiralık olması tek dezavantaj. Evet, iki tane genç oyuncu kiralık arkadaşlar. Moukoko ve Nikili, ama yani şu maddi şartlarda Arda ve Fran Garcia için ne yazık ki kiralığa yöneldik. Evet, artık şu sağ bek transferini bekliyorum. Van der Son geldiği anda bitireceğim arkadaşlar. Videoyu yine uzun bir video oldu. Evet, Van der Son Galatasaray'ımızda, hayırlı uğurlu olsun. İyi para harcadığımız bir video oldu. Çok iyi oyuncu satışı yapamadık. Farkındayım arkadaşlar. Anlamıyorum falan. Şampiyonlar Ligi finalini oynamış bir takım neden bu kadar
İyi transfer yapamaz, onu da çözemiyorum açıkçası. Bundan sonraki videolarımızda da arkadaşlar gidişata göre lig maçlarının sadece sonuçlarını gösterip gollerini bakacağız ve önemli maçları beraber oynayacağız. Çok sizleri sıkmak adına ve kariyerin iyi ilerlemesi adına. Evet, Van der Son'u aldık. Sağ bek oyuncumuz Van der Son arkadaşlar bu sezon. Bence iyi bir transfer oldu. Piyasa değeri 11,5-14 milyon arasında. Dest gitti, kendisi geldi takımımıza. Hayırlı uğurlu olsun. O da 1,80 boyunda. Bir bek oyuncusu için ben de 1,80, yine boy ortalamamızı yükseltmiş olmamız demek. Çünkü Dest 1,72-1,73 boyundaydı. Kone ve o iyi katkı yapacaklardı duran toplarda diye düşünüyorum. Şimdi bakacağız genel anlamıyla transferi bitirdik arkadaşlar. Şöyle maddi duruma baktığımızda transfer bütçemiz yaklaşık 9 milyon euro. Maaş bütçemizde artı 15 milyon eurodayız. Bu önemli. Maaş bütçemizde artı hatta 16 milyon eurodayız. Genel durum kasada 140 milyon euro paramız var. Fena değil. Transfer geçmişimize baktığımız zaman şu an Marvin Vatiu ve Fofana Ocak'ta geleceklerdi. Ocak 2026'da iki tane regen kadromuza katılacak. Herhangi bir oyuncumuz... şey var. Giden oyuncu var arkadaşlar. Bart ve Kerem Aktürkoğlu gidecek. Bakın Bart gidecek. Kerem Aktürkoğlu gidecek. Oradan nereden baksanız kasaya bir 20-25 milyon euro falan para daha girecek ve 35 milyon euroluk bir transfer bütçesine ulaşacağız. Bir fırsat transferi kollayacağım açıkçası. İyi bir fırsat transferi bulursam alırım. Onun altını çizeyim. Ama şöyle bir transfer geçmişimize baktığımızda arkadaşlar genel itibariyle 42 milyonluk satış yaptık. 61 milyon euroluk harcama yaptık. 42 milyon euro satış, yani ilk defa bir sezonda, dördüncü sezon transfer döneminde harcadığımız para giden oyuncudan, gelen miktardan, gelen bonservis gelinden daha fazla oldu. Desti 21,5'a yolladık. Molinovski 10 milyon euro. Haydar'a 8,5. Kaan Ayhan 2,2'ye gitti. Sanchez takasla, Naci Ünivar takasıyla Ajax'a gitti. Kone'yi 29 milyon euroya aldık arkadaşlar. Van der Son 12,5 milyon euro. Hedl 11,5 milyon euro. Eyüp Aydın 4,8 milyon euro. Naci Ünivar'ı takasla aldık. Moukoko'yu ve Nikili'yi de 2 sezonluğuna kiraladık. Arda Güler bir önceki transfer dönemine girmiş. Aslına bakarsanız tabii ki burada Arda Güler ve Fran Garcia da olması lazım. Onların zaten toplamda 52 milyon euroluk harcama yaptık. 61 artı 52 arkadaşlar. 113 milyon euroluk harcama yaptık aslına bakarsanız. Yani en fazla transfer harcaması yaptığımız dönem oldu bu dönem. Genel itibariyle takımımız da hazır. Şuraya Van der Son'u koyduğumuz zaman ilk 11'imi size tanıtacağım. Kafamdaki ilk 11'i daha doğrusu göstereceğim ve videoyu bir burada bitireceğim. Dediğim gibi Kerem'le Bart gidince bir transfer hakkı yapabilirim. Bir transfer sürpriz isim patlatabiliriz. Bir iyi bir oyuncu tutturabilirsek tabii ki. Ona bakacağız. Ama şöyle kafamdaki ilk 11'i size gösterip bu videoyu ilk önce bitirelim. Nicolas Hedl'ı kaleye koyacağız arkadaşlar. Evet. İlk 11'imiz Hedl, Fran Garcia, Van de Ven, Dardai, Van der Son, Kone, Nikili, Moukoko, Arda, Barchi ve Beto şeklinde olacak. Dediğim gibi altını çiziyorum. 30-35 milyon euroluk bir transfer bütçemiz olacak. Bart'la Kerem gidince bir tane daha güzel kalibreli bir isim katabilirim. Yani Nikili yerine bir adam daha katabilirim arkadaşlar. Nikili'nin sizin içinize sinmediğini biliyorum. Benim de tam içime. Çünkü sinmedi Nikili. Evet, kısacası böyle. Şimdi ne yapacağız? Ben hazırlık maçlarını oynayacağım. Süper Kupa maçıyla başlayacağız. Zaten Süper Kupa maçından sonra da Beşiktaş derbisini oynarız. Ondan sonra kariyerin akışına göre devam ederiz. Evet, bitiriyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize de teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Football Manager 2023'te kalın diyorum.